Evet sevgili Spor 264 izleyenleri, bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Sakaryaspor artık playoff yolunda Vanspor ile karşılaşmak adına bugün şehirden hareket ederek Van'a geçti. Biz öncelikle kısa bir Kastamonu değerlendirmesi yapacağız ve playoff'u konuşacağız, rakibimizi konuşacağız. Sakaryaspor'un oyun şablonunu konuşacağız. Serdar Bozkurt'un A, B, C, D artık şampiyon olmak adına ne planları varsa onları konuşacağız. Burada değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi yanımda çok değerli konuklarım Mustafa Özbey ve Mesut Çayır bizlerle birlikte olacak. Onlar da yorumlarıyla birlikte programımıza katkı sağlayacaklar. Öncelikle geçmiş anneler günümüzü kutlayalım. Ben şimdi Mustafa abiye sözü verdiğimde süflesini de almış oldum ama Mustafa abi söz sende. Vallahi ben anneler gününü kutlamıyorum çünkü benim için her gün anneler değerli ve kutsaldır. Ben bunu sana muhalefet olsun diye de söylemiyorum, ters yatırmıyorum olsa, seni. Ama gerçekten anneler günü, babalar günü. Tek gün olmaz abi, her gün. Her gün kutsaldır, değerlidir. Ben rahmetli olanlara buradan Allah rahmet eylesin, mekanların cennet eylesin diyorum. Aynı zamanda Kadir Gecesi'ydi biliyorsunuz önceki akşamda. Yani annelerimiz, yaşayanlara da uzun ömürler versin. Aa, sağlıklı, inşallah. Kaliteli, huzurlu yaşam nasip eylesin diyorum. Sakaryaspor'a da mutlu günler diliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Mesut sen de hoş geldin. Hoş bulduk Arancığım. İyisin. İyi, seni sormalı. Nasıl geçti? Bir güzel bir Kastamonu galibiyeti. Kastamonu artık tamamen, biz de playoff'u zaten uzun süredir bekliyorduk. Son maçtan itibaren tamamen kendimizi de playoff'a odakladık. İnşallah bundan sonraki süreçte playoff'ta daha güzel maçları, daha güzel sonuçları konuşuruz diye temenni edelim. Güzel bir Kastamonu galibiyeti bitirdik. Bizim için beklediğimizin çok da aksine olmayan bir maçtı. Sakaryaspor adına şimdiden playoff'ta başarılar dileyelim. İnşallah güzel bir başlangıçla biz de burada daha şampiyonluğu daha bariz şekilde konuşuruz diyelim. Temenni edelim. Şimdi Kastamonu dedik. Şöyle sorayım. Kastamonu'da bir yeni golcümüz yine sahadaydı, Hasan Birel. Yani ona bir parantez açılması gerektiğini anlıyorum. Biraz da playoff yolunda, aslında playoff programında değerlendirirken futbolcular üzerinde konuşmanın da çok yanlış olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hasan Birel, Oğuzhan Kayar, Nuri bunlar son 4-5 haftada kazandığımız, yani Nuri öncesine de kazanmıştık ama son 4-5 haftada kazandığımız ve playoff'ta önemli silahlarımızdan olacak futbolcular. Mesela Hasan Birel yorumunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi Hasan Birel'le sezon başından beri aslında çok beklentimiz fazlaydı biliyorsun. Ama dediğim gibi maalesef biz Hasan Birel'den ligin önemli bir kısmında belki faydalanamadık ama son bölümlerde Hasan Birel hem kendisini göstermiş oldu hem de Sakaryaspor aslında bir nevi kadro kalitesi anlamında bireysel futbolcu bazında konuşursak bir futbolcu daha kazanmış oldu dediğim gibi ki Hasan Birel'in 3-4 maçtır attığı goller ve onun haricinde oynadığı futbola baktığımızda hakikaten artık playoff'ta herhalde Hasan Bilal'i kombide görsek çok da şaşırmayız kendi adıma özellikle. Yani Hasan Bilal bu şekilde aynı şekilde Oğuzhan'ın bireysel performansını yapmış olması tabii bizim için playoff'ta Sakaryaspor'dan çok olumlu etkenler. Çünkü lig boyunca önemli bir süre maalesef biliyorsun hep belli başlı oyuncular üzerinde gidiyorduk. Veya işte birçok futbolcudan işte Hasan Bilal olsun, Oğuzhan olsun, hatta ilk yarı bazında baktığımızda Nuri Fatih olsun. Birçok futbolcudan maalesef o istediğimiz verimi alamıyorduk ama Hasan Bilal'de gibi son haftalardaki çıkış benim açıma kendi adımlar açıkçası çok umut verici. Hasan Bilal'in ben playoff'larda Sakaryaspor'un en önemli açıkçası kozlarından olacağını düşünüyorum bu şekilde devam ettiği sürece. Tabii Hasan'ın son haftalardaki güzel futbolunu yine aynı şekilde böyle yani klasına yakışır şekilde gollerle süslemesi kendi adına da aslında çok olumlu etki etti. Çünkü Hasan Bilal'in de artık yani hal ve hareketlerinden olsun, moral açısından olsun baktığımızda Hasan Bilal de tam anlamıyla kendine geldi diyebiliriz aslında. Ki dediğin gibi Nuri Fatih ile Oğuzhan Kayar'ın artan performansı zaten Sakaryaspor'un oyununa, orta sahasına özellikle çok olumlu anlamda katkı sağladı. Futbolcuların bireysel olarak artış göstermesi ki birazdan yine konuşuruz, daha birkaç futbolcu var bu şekilde. Sakaryaspor'un playoff'ta gücüne güç kattı diyebiliriz aslında. Ya yani ben dediğim gibi Hasan Bilal'i herhalde playoff'ta ilk 11'de bile görsem çok da şaşırmam. Bence şu anda ilk 11'de oynayabilecek o potansiyeli ve futbolla sahaya yansıtıyor son haftalarda ki bu hepimiz adına gerçekten sevindirici bir durum. Mustafa abi senin bir Hasan Bilal yorumunu rica etsek. Hasan Bilal ben yine söylüyorum biraz daha güçlendiğinde, kuvvetlendiğinde TFF 1. Ligi
geç. O şey var değil mi? Süper Lig'de gösteriyor aslında, kaliteyi gösteriyor. Biraz devamlılık ve tabii kuvvet, dayanıklılık, fizik ona uygun. Ben yine söylüyorum, Küçük Aykut'un zaten onda da iki ayak var. Küçük Aykut'ta da attığı gollerde genelde merkezden. Yani Hasan Bilal sezon başında belki takım kötü gitti. Belki servis iyi yapılmadı. Belki uyum sorunu yaşadı. Ama onu hem futbol zekası hem vuruş tekniği, ben her zaman kesinlikle söylüyorum, hem çabukluk, işte biraz daha çevik olsa, biraz daha atletik olsa, daha güçlü olsa o, dediğim gibi çok daha farklı bir tabii farklı bir oyuncu. Mesela Devrim ve Abdülaziz'de olmayan yetenekler var. Vücut dengesi, Allah vermişse onda. Mesela Devrim ve Abdülaziz aynı kulvarda gidip geliyorlar. İçeri girmeyi, ver kaç denemeyi işte pek hesap etmiyor. Şut, ama da, şut konusunda da aynı ama şey. Hasan Bilal öyle değil. Hasan Bilal'in pratik zekası, gol zekası müthiş. Yani ben ileride mesela Ömer Ali temel kuvveti iyiydi mesela. O çabuk çıkış yaptı. İşte Beykan Şimşek neredeydi geçen sezon? En son Göztepe'ye Ankara gitti. Ankara Spor'da Göztepe'ye gitti. Devamını getiremedi. Onun genelde sorunu biraz şeyle, kendisiyle alakalı. Mesela yetenek Beykan'da sorunu yok tabii. Beykan'da. Kişilik sorunu var. Yani uyum sorunu var. Takımla fazla bir şey Batuhan yapıyor. Bir aslında ama gibi. Hasan Bilal, inan bana, göreceksiniz ileriki yıllarda onu. Kendini geliştirirse, bozmazsa çalışmaya devam eder. Ancak yine söylüyorum, kendine bakacak, kuvvetlenecek. Tek zayıf yönü, yani fiziki yapının dışında, hava hakimiyeti. Orada biraz sıkıntısı var. Onu da aşar diye düşünüyorum. Çünkü çok enteresan oyuncular, kafa vurmayan oyuncu var mı futbolda? Ben tanıdım, oynadım çünkü öyle şahıslarla. Hiç kafa vurmayan mı? Hiç kafayla işi yok, olmaz. Yani belki bomboş kalırsa belki. Yani top yumuşak sekerse vurur. Öbür türlü yapılan ortaya falan kafasını sokmaz hayatta. Gol olacak olsa bile. Oraya ayağını koyardı Tuna abi. Hani gölgede oynayan Tuna abi, herkes öyle bilir. Ama şöyle söyleyeyim, Hasan Bilal'in yine söylüyorum yetenekleri gelişime açık. Yani şimdi ben de Hasan Bilal yorum yapacak olursam, bir öz eleştiri yapacak olursak, geçen sezon çok sağlıklı bir şekilde Hasan'ı değerlendirmek mümkün değildi. Hani tabii ki de kaliteli bir isim. Kasımpaşa'da Süper Lig'de oynayıp da gelmiş bir isim. Hani biz kalitesini ya da futbolculuğunu tartışacak bir durumda değiliz ama bizdeki verimini değerlendirecek olursak, bir Van Spor maçıyla, düzeltiyorum, Sivas Spor maçıyla bir yükselişe geçen bir Hasan Bilal vardı. 3-4 maçta öne çıkan bir Hasan Bilal vardı. Ama sonrasında Covid süreci, Ankara'da erken veda, Antalya'da Ankara Demir karşısında erken veda. Dönelim bakalım, kötü başlayan bir Sakaryaspor, kendini bulmakta zorlanan bir Sakaryaspor. Bir de kanat alternatifi bol bir Sakaryaspor'da sezona başladı. Bu sezon özellikle tabii. Yani bu sezona gelecek olursak da çalkantılı da bir süreç oldu. Hocalar değişti, kongre kararları vesaire falan. Ne zaman artık takım bir rutine bağladı? Ben başarılı buluyorum. Tabii ki de ekranları başındaki izleyenler benimle aynı görüşte değildir. Ama Serdar Bozkurt gibi tecrübeli ve yetenekli bir teknik direktörle çalışmaya başladı. İşte Hasan Bilal'i o zaman anlamaya başladık. Yani Hasan Bilal'i yine bir sezon üzerinden değil de aslında ikinci yarıdan sonra biraz değerlendirmek mümkün. Serdar Hoca'dan bir, sonraki dönem. Evet, hani Serdar Hoca geldikten ve tabii ki de adaptasyon süreci de var orada. Şimdi benim birçok noktada beğendiğim bir futbolcu, eleştirdiğim noktaları da var. Mesela ben burada hafızam iyidir. Kırşehir maçındaki o acemiliğini, yani onu başka bir oyuncudan beklerim ama Hasan Bilal yeteneğindeki bir oyuncu. Hani 50 metre, 100 metre öne atayım da halı saha mantığı. Bir hafta öncesinde de Bodrum'u tabii ki onun cezası biraz ağır oldu diye aklımızda kaldı. Tabii. Ama yani şu attığı 6 gol de boş kale değil. Yani hepsi golcü vuruşu. Kesinlikle. Gerçekten tam jeneriklik goller hakikaten. Hani plasesi, aşırtması. Bekletmeden tamam, bu haftaki ilk golü takipçilikti birazcık da. Ama sürekli o yeteneğini hissettiren bir Hasan Bilal var. O fizik olarak da kendini artık takım
fiziken belli noktada. Tabii ki de ligin sonlarında olması, bazı takımların havlu atması, bazı takımların aslında Etimeskut gibi iddialı bir takımla da oynadık. Belki Kastamonu'nun iddiası olsa farklı bir senaryo bizleri beklerdi ama onların da 5-10 oyuncusu yani terk edip gitmiş kulübü. Tabii, tabii. Genç çocuklarla çıktılar. Hani onların da aslında emekleri için tebrik etmek lazım. Birazcık da bizlere de referans olmalı. 2-3 sezondur final oynayan, finalin kapısından dönen, playofflardan dönen Kastamonu'nun bir anda hani şehrin elinden kayıp gitmesiyle izledim. Yani orada da bir uyanış oldu. Diğer grupta Gümüşhane'ye de bakmak lazım bazen. Diğer grupta Gümüşhane aslında Kastamonu'na benzer. Gümüşhane 3 sene, 4 sene üst üste birinci lig kapısından döndü Mustafa abi biliyorsun. Bu sezon onlar da küme düştüler. Yani biz de yine Kastamonu bir şekilde kurtardı son haftalarda ama yani o örneği verince Gümüşhane örneği de aklıma geldi. Onu da belirtmek istedim. Ya aslında benzer bir durum dediğin gibi diğer grupta da aslında çok bu şekilde örnekler maalesef futbolumuzda çok fazla var. Ya bu da dediğin gibi Sakaryaspor gibi kulüplere de aslında bir yerden sonra bir nevi örnek olmalı, ders olmalı diyebiliriz yani. Yani üst üste gelen playoff maceralarından sonra dediğin gibi bir şehir takımının bu hale gelmesi futbol adına da üzücü bir durum aslında. Yani üzücü bir durum, bazen kısa bir set çıkartabilmek lazım. Mesela bugüne geliyorum. Biraz hani konu bütünlüğü olması açısından ilerleyen dakikalarda geniş çerçeveli konuşacağız ama tabii bu yıl biraz Ekrem Yüce'nin takımın elinde üzerinde çok eli olmasından kaynaklı bir durumla bugünkü senaryo ortaya çıktı ama statta gerçekten takım 3 yıldır bugün hatta seninle şu muhabbeti yaptık. Spor 264 Twitter hesabında playoff anınız, fotoğrafınız varsa altına paylaşım gibi bir gönderi oluşturduk. Orada da seninle muhabbet ederken sen gerçekten son şampiyonluğun fotoğraflarını paylaşmışsın. Çok da güzel fotoğraflar. Senin. Onların bir ara orijinalini senden istiyorum çünkü biz görmedik Mesut Hanım. Sana da söyledim ya. Benim de biz, diyorum ya son gördüğüm yani son dediğim meslek 1-0'dan büyüktü. Ben çok tabii, kullanırım kesinlikle. Bunu ama sen en azından gördün. Biz Serhat Yılmaz'la birlikte başladığımızdan beri sürekli playoff'a gidip playoff'tan dönüyoruz. Hani biz Zeytin Hüsnü'den maalesef öyle finale kalmadan biz döndüğümüz de var. Şimdi finale kalmadan tabii yani hep bir playoff yolu. Benim yine bu ukde yok abi. En azından bir tane olsa bir şampiyonu gördüm de. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben üçüncü yani üç defa takımı playoff'a yolladım. Bu dört oldu. Üçünde de böyle bir uğurlama olmadı. Birinde uğurlama bir de daha önceki finallerdeki biniyor binmiyor diye takip ettik. Birinde tabii. Çıkıp gittiler. Birinde yönetim futbolcu işte yani son geçen seneki zaten hani çok bir şey tabii. Değil. Pandemi ne geçen olacak sene çok ekstrem bir İlk duruma defa geldi. Bu kadar hani taraf yani Baba Murat olsun, Keçi Yılmaz olsun, Tosun olsun, Emre olsun hani lakaplarıyla söyledim. Öyle tanıdıkları için onlar da kusura bakmasınlar sezonun, ama. Özellikle sezon başından beri takılma yönetim ve tribün taraftar arasındaki o kopukluğu gördükten sonra hakikaten bugünleri görmek yani ya bugün ben çok muazzam. Çok güzel yani. Ekrem yani şu an geldi. Tam tersi istediğimiz bir duruma geldik aslında. Bugün belki beklenmiyordu bile bu kadar ama. VTR'lerimizde de var. Serdar Bozkurt'la ilerleyen dakikalarda ayrıntıya gireceğim. Serdar Bozkurt'la Ekrem Yüce'nin bir sohbeti var. Orada dikkat çeken de bir detay var. O ilerleyen dakikalarda VTR arkadaşlar verdiği zaman konuşuruz. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü havayı gerçekten beğendim. Pollyannacılık yapmayacağım. Yok arkadaşlar şimdi ilerleyen dakikalarda VTR'lere geçtiğimizde verirsiniz. Pollyannacılık yapmayacağım ama uzun yıllardır ilk kez bu kadar güzel bir şekilde takım gitti. Sonu iyi olur kötü olur bilemeyiz. Tabii, hepimizin kalbinden yani, geçen o kupayı bu şehre getirmek. Van'dan güzel bir galibiyetle dönebilmek. İnşallah. Ama hava gerçekten güzeldi. Keşke sen de gelebilseydin. Bu ya hava aslında Sakaryaspor'un zaten olması ihtiyaç duyduğu hava bu. Belki sezon başından beri şu ortamı yakalayabilseydik. Yani en azından sezon boyunca işte sürekli işte hoca değişimi veya ne bileyim işte maddi konular, kongre muhabbetleri yani bunları en azından sezon başından beri şu ortamda gitseydik belki de şu kadro biz biliyorsun burada çok konuştuk. Yani Sakaryaspor'un şu kadrosu bu ligi hani şampiyon belki olamazdı yine belki ama. Arkadaşlar Pilot'un sesi kulaklığıma geliyor. Onu bir alabilirsek sevinirim. Şampiyon sorma. Belki yine olamazdık ama yani Sakaryaspor şu kadrosu zaten Eyüpspor'dan 17 puan 19 puan farkı bir kadro zaten değildi. Sakaryaspor'da sonunda biraz geç oldu ama playoff'lara yaklaştığımız süre içerisinde hakikaten o birlik beraberliği sonunda sağlayabildik. Bizim ihtiyacımız olan en önemli ortamlardan birisi de buydu. Ki senin söylediğin gibi yani burada ben bile en son herhalde
bayağı uzun zaman olmuştur. Yani Sakaryaspor'un bu kadar maddi anlamda özellikle kafasının rahat gittiği, yani sorunsuz diyebiliriz hatta tek kelimeyle, sorunsuz gittiği playoff yani son yıllarda hakikaten olmamıştı ki bu Sakaryaspor'un son haftalarda maddi ve manevi anlamda birçok sorunu aşması, artık tam anlamıyla sahaya odaklanması zaten son haftalardaki aldığı sonuçlara da, oynadığı futbola da çok bariz bir şekilde etki etti ki bunu hep beraber gördük. Sakaryaspor'un, yani ben kendi adım en azından bu sezon en çok, bu kadar çok umutlu olmamdaki en büyük sebeplerden birisi de şu oluşan hava ve gerçekten Sakaryaspor'un artık birçok sorunu aşıp tam anlamıyla tamamen şehirle birlikte şampiyonluğa ve kupaya odaklanması. Bu Sakaryaspor'un bana göre playoff'taki en önemli gücü olacaktır. İnşallah dediğin gibi tabii futbol sonuçta sahada oynanmadan kazanılmıyor ama umarım sahada da gerekli çabayı takımımızın göstereceğine zaten inanıyorum. Futbol şanslarımız olduğu sürece inşallah bu birlik ve beraberlik bize bu yıllardır özlediğimiz şampiyonluğu getirecektir diye temenni ediyoruz. Ama senin dediğin gibi şu oluşan ortamdan hakikaten ben de çok memnunum. Aşırı derecede. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Serhat Yılmaz'dan rica edeyim. O da rejide bizleri takip ediyor. Bir Spor 264'ten anket açalım Serhat. İzleyenlerimize de soralım. Sakaryaspor'un bu playoff sürecini, sonunu siz nasıl görüyorsunuz şeklinde. Şampiyon oluruz, kaybederiz ya da finalde eleniriz gibi. Yani 3 ya da 2 şıklı bir anket açalım, oradan bir bakalım. Serhat da takip ediyor zannedersem. Siz izleyenlerimiz de ankete katılım sağlayın. Bir saatlik bir anket olur. Ben program de, sonrasında da sosyal paylaşalım. Katılabilir miyim buradan? Tabii katılabilirsin. Tamam o zaman. Şimdi birazcık daha böyle mercek tutalım istiyorum Sakaryaspor'a. Şimdi Serdar Bozkurt özelinde konuşacak olursak. Şimdi son haftalarda hep burada bir benim özellikle Mustafa abiyle bir tartışmam vardı. Kanat oyuncuların verimi, verimsizliği, kanatta oynansın mı oynanmasın mı? Şimdiki son 4-5 maçtaki yani Hasan Bilal, Abdülaziz, Mehmet'te bir kıpırdanma var. Maçta fena değildi Mehmet. Devrim, forvet oynamasına rağmen son maçta gayet iyiydi. Son maçta da aslında konuşacağımız şeyler var. Mehmet Bostepe sağ bek oynadı. Devrim forvet oynadı. İzlediniz mi bilmiyorum evet. Ama birazcık da hani oynatmak adına futbolcuları ama Mehmet çok sırıtmadı açıkçası. Ben tabii Kasımoğlu'nun çok zayıf olmasından kaynaklı olarak ama mesela Devrim'i de diri gördüm. Hep bir ya futbolcuda arada en azından şu var yani bariz gördüğümüz. Dediğin gibi rakiplerin tabii ki de iddialı veya iddiasız olması da ya da güçleri de mutlaka etkiliyor ama yani topçuların neredeyse tamamında o özgüvenin ve moral motivasyonun hakikaten tam anlamıyla yerine geldiğini görüyoruz ki bence Mehmet Bostepe ile Devrim'deki bu kıpırdanmanın en önemli sebeplerinden birisi de bu. Mehmet'in özellikle 3-4 maçtır Devrim son maçta bir kombini başladı ama Mehmet biraz daha fazla süre aldı Devrim'e göre. Yani tabii oynadıkça ve takım içerisinde oluşan ortamda futbolcuların o performansına mutlaka etki etti. Yani o bariz görülebiliyor yani net bir şekilde. Yani şimdi Serdar Hoca'yı 19 maçta değerlendirecek olursak, Mustafa abi bu sorum da birazcık sana. 19 maçlık değerlendirecek olursak, 19 maçın neredeyse 14-15 tanesinde kanat oyuncularıyla verim alamayıp o 4-2-3-1, 4-1-3-2 gibi iki sistem üzerinde daha çok verim aldı. Şimdi playoff'ta nasıl bir tercih yapar? Aslında kumar oynar mı demeyeceğim. Şu an mesela düzenli bir sistemin var. Bunu aslında birazcık da senin teknik olarak değerlendirmeni istiyorum. Kanat oyununa geçmeli mi? Yoksa evet biz bu oyunu hep başarılı sonuçlar elde etmesek bile iyi futbolumuzu rakibe yansıttık dediğimiz çift forvetli ya da kanatsız oyun mu oynamalı? Şimdi elemeli oyunlarda yine söylüyorum. Galip gelmek önemli değil. İki maçı üstün tamamlaman lazım. Van'da galip gelirsin 1-0 skor ama gelir burada 2-0 yenilirsin. Tabii. Orada atıyorum 2-1 yenilirsin. Burada 1-0 yenersin. Bak 2-1 orada yenilirsin. Burada 1-0 yenersin. Tur atlarsın. Yani üstün bitirmek önemli. Bunun için burada elemelerdeki Sakaryaspor'un avantajları var, dezavantajları var. Nedir bu Sakaryaspor'un avantajları? Bir, futbolcuları playoff tecrübesi bu ligin en fazla olanı diye düşünüyorum, görüyorum. En azından bizim grupta kesinlikle. İki hocası öyle. Üç takım olarak, yani kulüp olarak çok playoff tecrübem var. Yani takım olarak playoff, futbolcular olarak playoff tecrübem var, hoca olarak playoff tecrübem var. Hatta yönetim olarak bile yani. Hatta zaman.
Yönetim olarak çok yok çünkü yani, playoff yani alışkın. Orada Cevat Ekşir dışında iki kere playoff'a yani giden, hani seyretmeye gitmişlerdir. Ben çoğunun Eskişehir'e yani bile gittiğini. Özellikle başkan üzerinde de dediğin gibi. Şimdi mesela beni umutlandıran bir başka şey Adana Spor kupa maçı. Elemeliydi biliyorsunuz. Penaltılarda elenmiştik. İşte bak Adana Spor İyi bir takım Brüksel ligde oynuyor. Tabii. İyi takımlara karşı daha iyi oynadı Sakaryaspor. Neden? İyi konsantrasyon, artı önemseme, artı elemeli oynuyorsun. Elemeli oynayan her iki takım da arkadaşlar bakın temkinli başlar. Ya mecbur bakın, abi bu. Temkinli oynuyorsa takımda için bu R'ye göre oynamak lazım. Mesela Eren kardeşim de kanatlı mı oynamalı, kanatsız oyunu alıştı gibi. Ben bakıyorum çoğu maçlarda kanatlı başladığı maçlarda örnek veriyorum. Başı sonuca gidemeyince, rakibi çözemeyince ne yaptı hoca? Kanatlı başladığı oyun. Kanatsıza döndü, rakibi şaşırttı. Şimdi geliyorsunuz kanatsız başladığı maçlarda, yani 4-3-2-1, 4-3-1-2 oynadığı maçlarda yine sonuca ulaşamadı. Kanatlıya açıldığında, kanatlı oynadığında ne oldu? Farka gitti, maçı çevirdi. Yani siz rakibin, ben yine söylüyorum, Kırşehir çıksa farklı oynardım doğal olarak ben teknik adam olsam. Kırklareli, dikkat edin, bu ligde gol atamadığımız, gol yemediğimiz tek takım. İki maçta 0-0. Kırklareli, 0-0 ikisi de. Abi Kırklareli 180 dakika olarak değerlendirmemek lazım. Özellikle yani, ikinci maç zaten çok yani bambaşka bir... İkinci maçın 90 dakikası yok bende ya. Ya bak, yani o derece... bir dakika sahada sadece çıktı futbolcu. Ya ne diyorum yani, ben şimdi genel olarak bakıyorum daha disiplinli bir takım. Baktığın zaman oyuncu tanımıyorsun bile ama bir kalıp, bir sistem abi, oynuyor. Kırklareli'nde yani ayakta kalmayı öğrettiğin adam... 4 ay boyunca zaten içeride puan vermez. Yani o, yani o soğukta, o rüzgarda, o karda sağ şartlarında orayı bırak. Burada çok kötü bir yani baktığın zaman Kırklareli buraya geldiğinde hatırla Atatürk Stadı'nda ben seyrediyorum amatör takım gibi görüyorsun baktığın zaman ama oyun şablonu işte kaymaları iyi yapıyor, kapanmayı, bloklar arasında set oyununu bir tek gol yollarında sıkıntıları vardı. Bu şey olarak söylüyorum. Sen ona göre oynayacaksın. Ama Van Spor daha farklı. Şimdi kanatlı da başlayabilir. Ama ben bir kere defansif manada bir yanlışlık daha var Türkiye'de. İşte çok adamla ikili forvet oynuyorsun ve üçlü forvete dönüyorsun. Bunlar önemli değil. Yani siz 4-6 5-4-1 bak 4-6 0 forvet. Böyle de oynayabiliyorsun. Yani senin forvetsiz oynuyorum demen, hücum alanında çoğalamıyorsun, hücum hattına adam sokamıyorsun manası çıkmaz. Ya, tabii. Bekler bile gider. Yani senin önemli olan oyuncu kaliten, doğru oyunun, çalıştığın sistem, neyi çalıştın? Şimdi penaltılara çalıştın mı? Örnek veriyorum. Penaltılara çalışman lazım. Elemeli oynuyorsun, ona göre oyun şablonu. Dörtlü oynar. Defans dörtlüsü. Ben çok anormal bir sonuç olmadığı müddetçe, mecbur kalmadığı müddetçe 3'lüye dönmeyecek diye hesap ederim ben teknik adamları. Örnek veriyorum. Ne yapacak? 4'lü defans. Zaten 2 önüne defansif orta saha koyuyorsunuz yani sigorta gibi. 6. Kanatları çekiyorsunuz. Zaten 8 kişi defansif oynuyor Eren kardeşim. Yani insanlar şey zannediyor. Yahu işte ben 4'lü defans oynuyorum 4 kişi defans. Değil kardeşim yani. Öyle bir şey yok. Tek forvet oynuyorsun da tek forvetle mi hücum ediyorsun? Yani. Yeri geliyor 4-5-6 kişiyle hücum ediyorsun. Yani hücum, tabii ki elemasyon sistemi çok çok kritik şeylere gebe. 90 dakika oynarsın, bir gol yersin, 1-0 biter. Gelir burada 0-0'a kapanır. Tabii. 0-0'a kapanır bak, 0-0'a kapanır. Kontra, sen yüklendikçe arkan açılır, adam farka gider. Her olmadı şey, mı? Her türlü sonuca çıkar. Bandırma, beşlik olmadı mı? Kim orada anket, bandırma. Açılmış. Anket açılmış Mesut, sen de yorumunu tamam, yaparsın. Biz orada... yani elemelerde ipin ucunu kaçırmayacaksınız. Ki Mustafa abi. Sakaryaspor'un handikapı 4 günde bir maç olması. Arka arkaya tabii bütün ben, maça 4-4. Yalnız şunu söylüyorum Erhan kardeşim. Yine aynı görüşümdeyim. Geçen hafta söyledim. Sakaryaspor ilk
İlk turu geçerse. Maçı ilk turu geçerse, ilk çeyrek finali geçerse, finali de geçer diyorum bak. Bu kadar net konuşuyorum. Çeyrek final aynı zamanda yani, kupanın iyi başlarsak devamı bir şey söyleyeyim. Yani neden? İyi başlarsan iyi gider olayı var. Benim korktuğum başka şeyler var. Onları da ilerleyen saatlerde veya şeylerde konuştum ama benim korkum 4 günde bir maç olması. Bu abi, bizim yaşlı takım. Abi bu takım. Tam onun ciddi. Olarak, bazen... Abi son haftalara baktığın zaman litit aslında arka arkaya. Çarşamba, pazar, ondan sonra bir daha hafta, perşembe, sonra bir daha... İşte ama yaşlı yok. Takımın, genç takım erken forma girer, çabuk dağılır. Bir sürü örneklerini yani. Veririm size. En son yaşadığımız Karacabey örneği ya, falan. Bir sürü veririz, Turgutlu. Ama yaşlı takım yavaş yavaş forma girer, sonunu getirir. Biz öyle gidiyoruz ama düzenli olarak gidiyoruz. Şimdi... Stresi, heyecanı, baskısı ağır maçlar oynayacağız arkadaşlar. Orada da işte bizim tecrübemiz biraz daha belki. Burada ekonomik kullanabilirsen, işte taraftar olması mı iyi, olmaması mı iyi? Sakaryaspor için taraftar gerçekten itici güç. Abi 13 kişi çıkardı sadece. Soru, soruma sahi. Cevap alamadım ya yine. Sormadın ki daha. Yok. Ötekini sormadan ben kapattım. Bazen yoruluyorum abi. Ondan sormadım. Erhan'ın ben pardon dedim, bağlamak için devam ettim. Şimdi sorabilirsin istediğin soruyu. Hani dedin ya abi, kanatta oyunumuz tercih ettim. Söyledim onu. Hani şey olarak söylüyorum. Biraz hani, ben hoca olsam ne yaparım? Dolan başta oldu ya. Mesela biri yazmış, abi Mesut abi cevap mı vermedi duymadın mı yazmış. Mesela, biri dörden... Ona sormayı unuttum sonrasında. Pardon Erhan kardeşim, söyledim anlattım aslında. Uzun oldu abi. Uzun olabilir. Kanat, ben teknik adam olarak şimdi... Yan balsana da bağlarız diye gelmiş. Yok, teknik adam olarak siz Eren kardeşim bugün, ben yine söylüyorum, OneSpor'a karşı ben kanatlı oynarım. Kanat tercihiniz ne olur abi? Benim kanat tercihim nerede oynayacak? Eğer kanatta oynayacaksam Hasan'ı yazmak Allah'ın hakkıdır yani. Şimdi, bunu sana sordum ama ben diğer kanadı sordum abi. Benim kendi düşüncem aslında bu. Hemen, yanlış anlaşılmasın. Hemen söyleyeyim. Kanat tercihini merak ettim. Kanat tercihim. Canberk oynuyor mu? Oynuyor. Solda. Özkan gerçekten son iki maç değildi de. Canberk mi Özkan mı? Hatta öyle giderim abi. Şu şekilde. Sen kaldın Abdülaziz ve Has... Şöyle yapalım. Baştan başla abi. Sence... Kadro mu kuruyoruz? Aynen kadro kuruyoruz. Hakan. Tamam. Ümit ve... Burak, tamam. Canberk. Canberk'in önünde Hasan Bilal, öbür tarafta Abdülaziz değişebilirler. Tabii. Orta sahada Azat, Nuri Fatih. Evet, Azat'a Nuri'ye verdi. Azat Filiz. Tamamdır. Muhammed Reis unutma. Ön tarafta Reis de forvet tercihim. Forvet tercihim Berk'le başlarım. Berk. Orada Berk'le başlarım. Ben de sosyal medyada Berk fotoğrafının altına yorum attım. Ben Van'daki hesabı kapatıp da gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bir Berk de, İsmail değil mi? Niye Berk? O benim de aklıma niye orada Berk? Berk karakter olarak çok hırslı ve aynen. Şey bir çocuk, mücadeleci bir çocuk. Orada gerçekten çok üzüldü. Van'da kendi kalemimize attığımız golde. Hatırlıyorum. Tabii ki futbolun içinde. Ben Berk onun biletini... Takılı kalmasın ama oraya benden. Ali Özgün'e değil, Berk diyorsun. Berk'le başlarım. Neden? Deplasmanda oynuyorum. Berk'in basma, rakibi çıkartmama mücadelesi daha fazla. Ali'de o şey yok şu an. Bir de Berk o şeyi de aldı. Ali yani daha o... ziyade pozisyon üretmekte avantajlı. Ama Berk daha bassan, rakibi çıkartmayan, yoran bir model. Orada Berk'i kullanırım. Şimdi... Mesut'a da geçeceğim. Şu şekilde şu konu aslında tam böyle taraftarın da sevdiği bir konu. Oradan gideceğim. Şimdi Özkan'ı hangi maçta? Karabük maçını çok eleştirmiştim. Özkan Taşdemir'i. Ama son iki maçta birazcık daha tabii ki de rakiplerin güçsüzlüğünden çok. Yani Etimeskut da çok güçsüz olarak değerlendirmek doğru olmaz aslında. Bize playoff umuduyla gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Tabii. Eğer hani bizden puan ya da puanlar alabilse son hafta playoff hesapları yapacak olan bir takımdan bahsediyoruz. Orada bir %50-%50 diyeyim. Ama Özkan'ın mesela son iki maçtaki performansı bende bir tik aldı şahsen. Alsa orada da... bir düşün. Şöyle tabii ki de ben yine kumar oynamam. Canberk'ten alacağım da belli, vereceği de belli. Canberk yazarım. Bunun gibi mesela Ali Özgün yine son haftalarda formda ama sen Berk İsmail'i tercih ettin. Zannediyorum ki deplasmanda olduğu için. Fiziği birazcık daha güçlü.
orada daha yorulacak, yorulacak. Belki hani 60-70 dakika Berk yorup 20-30 dakikaya çiftleyip ya da Berk'i değiştirip Ali Özgün'le orada bir sonuç. Ya futbol aklı bir aslında. Hasan Bilal dedin, ancak, Abdülaziz. Ancak şunu söyleyeyim, hocamız 1-0 bile geriye bile düşecek, Allah göstermesin. Ben orada bile Ali Özgün'ü Berk'in yanına değil yerine koyacağına inanıyorum. Maçın... Yani çok yüretken olacağını düşünmüyorsun. Orada o risk almaz. Mesut sen? Senden de böyle bir soru gidelim. Öncelikle Serdar Bozkurt nasıl bir kadro tercihiyle çıkmalı? Sonrasında sence kadro nasıl olur? Birazcık da hani gördüğümüz kadarıyla senin tahminlerin doğrultusunda. Sonra da bu Serdar Hoca cüretkar mı olacak yoksa biraz daha korumacı mı olacak? Çünkü deplasman mı evinde? Tabii yani elemeli maç olduğu için ister istemez tabii maçın skoruna ve gidişatına göre de bu etkileyecektir mutlaka. Ben Serdar Hoca'nın aslında bu maçta kanatlı bir kadroyla tercih edeceğini düşünüyorum ki Van deplasmanında ben Sakaryaspor'un Serdar Hoca'nın da bir şekilde yenilmemekten ziyade avantajlı bir skorla dönmek için gereken bütün kadro olarak olsun, taktik ve sistem olarak Sakaryaspor'un tamamen avantajlı bir skor almak amacını güdeceğini düşünüyorum Sakaryaspor'da. Kadro olarak baktığın zaman sayacak olursam benim zaten savunmada söylemiştim. Kaleyi söylemeye gerek yok zaten. Ortada Ümit Yasin'le Burak değişeceğini zannetmiyorum. Özkan konusunda... Buraya aslında Berkay Can'ı da atladık. Orada bir son maçlardaki ben burada son maçlarda Berkay Can fena değildi aslında. Değil mi? Ben yine de yine o formayı alamaz diyorsun. Aynen yine de aynı şey Özkan muhabbet içine geçer. Dediğin gibi Özkan'da da son maçlara baktığın zaman bir kıpırdama var. Ama ben orada hocanın da çok tabiri caizse kumar olacağını düşünüyorum. Onlar B planı. Sonra mecbur yani, kalırsa. Tabii. Aynen abi. Yani orada yine savunmada Ümit'le Burak, diğer kanatta solda Canberk, sağda Hakan olacaktır muhtemelen. Canberk önünde ben de Hasan Bilal'in ilk 11'de oynayacağını, hatta oynaması gerektiğini şu an performansıyla düşünüyorum. Aplaz da muhtemelen oynayacaktır. Azat zaten bu kadronun vazgeçilmezi. Mardinli Melo. Abi lafını bölüyorum. Sosyal medyadaki paylaşım çok iyiydi. Kesinlikle onu. Sosyal medya son bir haftadır gerçekten şehri havaya sokma konusunda da çok başarılı. Paylaşımları çok güzeldi. Hani İsmail'i buradan tebrik etmek lazım. Kesinlikle. O ısı haritası, sezonluk ısı haritasına gerçekten güldüm. Tam bir şehri şeye getirme, tabiri caizse gaz verme konusunda çok iyiyiz. Bu son zamanlarda bayağı iyiyiz. İnşallah daha da devam gelecektir. Orta sahada yine Nuri Fatih ile Muhammed Reis ikilisinin bozulacağını düşünmüyorum. Deplasmanda ben de forvette Berk'le başlayacağını. Rövanş maçında tabii skor da önemli ama rövanş maçında belki ilk 11 Ali Özgün olabilir forvette. Ama benim tercihim de Berk İsmail olur. 4-4-1-1 oynar gibi yani ben öyle tahmin. Ben söyleyeyim. 4'lü standart. Hemfikiriz. Savunma aynen. Kaleci de aynı şekilde. Azat'ı kesin. Azat Filiz. Yanına Nuri'yi koyduk. Oraya bir ikiledik. Üçlü Aziz Reis, sağ tarafa da belki çok küçük bir ihtimal Hasan Bilal ya da o Çağrılı hani 4-2-3-1 ya da çok ya da dedim aslında ama şimdi hocanın o kanatsız oyundan vazgeçeceğini düşünmüyorum. İzlenimim o yönde. Bence de. Yani orada bir hani Hasan Bilal'e mi verir ya da bir ben çift forvet çıkarsak da sürpriz olacağını düşünmüyorum. Hani Ali Özgün, Berk İsmail, arkalarında Muhammed Reis, Azat, Çağrı, yanlarında da Nuri. O olacak. Tek forvet herhalde senin de o zaman tercihin Berk İsmail mi? Tek forvetle çıkıyor. Tek forvetse eğer Berk İsmail. Ben kanatsız oynanacağını düşünmüyorum. Kanat olacaksa Abdülaziz, Hasan Bilal. Aynen öyle kesinlikle. Nuri'nin yanına Azat kesinlikle. Muhammed Reis zaten söylemeye gerek yok. Berkay Can hani duyumum, hocayla sohbetim bunları konuşmadım ama Berkay Can da bir böyle bir soru işareti olarak kalmış olabilir hocanın aklında. Yani ama Berkay o penaltı Burak pozisyonu bir şey o penaltı pozisyonunu yaptırmasaydı o tecrübedeki Berkay Can'ın tabii o skorun maçın da rahatlığından kaynaklı ama abi çok tatlı müdahaleleri var yani. O sevdiğimiz aklını Berkay Can çok iyi gösterdi. Sen bozar mısın peki? Deplasmanda Ümit Yasin ve Burak ikilisini bozmaz diye. Tam onu diyecektim ben. Sen bozar mısın? Ondan yani, bahsediyorum. Ben de o konuda bozacağını pek düşünmüyorum. Yani Bozmaz. Ben senin sorununu da cevaplayacak olursam bu kanatta oyun oynamayacağız. Serdar Bozkurt'un en çok yakındı konulardan biri futbolcularındaki istikrarsızlık da onu şu maçlarda forma şansı vere vere yukarı çekti. Ama Serdar Bozkurt tecrübelerinden
ders alan bir teknik direktör. Eğer değilse burada eleştireceğim konulardan biri de budur. Ne zaman ki bir kanatlı oyunda verim aldı ve sonrasında devam etmeye çalıştık, bakınız Kırşehir. Öncesinde mükemmel bir maç. Kesinlikle. Orada sütten ağzı yandı, sonra bir daha öyle bir yanılgıya da düşmedi. Hep o önlemiyle, B planıyla gitti. Aynı şekilde olacak. Ben maçta ihtiyaç duyulursa ya da ben Van'da, yani tabii ki de playoff maçları çok özel olur ama skoru ilk yarıda bulacağımızı düşünüyorum. Hani 1-0 gibi, hani maçı koparacağımızı değil. Ondan sonra 60-70'te farkı açmaya yönelik kanat takviyeden o Hasan'ı, hani Abdülaziz belki o kırık forvetli de oynatabilir. Kırık forvetli, sahte 9 gibi oynatıyordu ya. Ama ben ikili forvetli sistem, yani 4-2-3-1 ya da o ikili forvetli sistemini oynatacağını düşünüyorum. Yani Serdar Bozkurt'un çünkü ağzı çok yandı bu yıl. Ben üfleyerek yani. Şöyle söyleyeyim. Bir kere elemeli maçlarda yine söylüyorum. Özellikle deplasmanda Van Spor'a karşı oynuyorsa Defans'ın önündeki ikiliyle, tek adamla, çünkü Atiba gibi bir adamın varsa tek form, şey adamla kapatırsın. Şu an öyle bir adamın yok. Olmadığı yani için de. Ben Azat ve Fatih'le kapatacağını umuyorum. Benim tahminimi söylüyorum tabii. Azat Nuri Fatih. Ama kanatlar olacak. Muhammed Reis, Berk İsmail ki benim düşüncem veya Ali Özgün önemli değil ama ben Berk diyorum. Bu şekilde oynarsa daha mantıklı olacağına görüyorum ama hocamızın beynindeki şablonu, işte futbolcularla ben her zaman söylüyorum. Futbolcularla yatıp kalkan o 24 saat. Biz ne yapıyoruz? Maça gördüğümüzle, futbolcunun beyin yapısıyla, uyumuyla, karakteriyle biz ancak sağlamaya bakıyoruz. Yani gördüğümüzü maçtaki görüntülerle. İdman zaten insanları kandırır. Antrenmanlarda ancak başka şeyler denersin, görürsün. Ama hocanın ben bu maçta çok risk alarak oynayacağına inanmıyorum. İki takım adına da. Gelen yorumları da bir değerlendirelim. Sosyal medyadan yazan izleyenlerimiz olmuş. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Yavuz Coşkun, düzeltiyorum, Coşkun Kopal, çok rahat çıkacağız, izleyin görürsünüz demiş. Yavuz Dikmen de ona katılmış. Hanzele Tepe, playoff'ta önce yürek sonra tecrübe para ile kazanılır demiş. Reşat İpek, Van Spor maçı ne zaman diye sormuş. Çarşamba günü saat 14'te oynanacak. 16'da. Van'da, düzeltiyorum, 16'da oynanacak, 4'te. Van'da oynanacak. Erkan Özcan, bence bu sefer çıkarız. Ayrıca sezon başında yönetim çok eleştirmiş biri olarak öncelikle kendi adıma özür diliyorum. Takımdan çok yönetim hak etmiştir. Emeklerine sağlık demiş. Ömerhan Erdoğan, inşallah o sene bu sene olur. Emekler boşa çıkmaz. İnşallah başarılılar Sakaryaspor'a karasulu tatangalar demiş. Anıl Demir, bu sefer oynadığımız final maçında Şaban Yıldırım ezici galibiyet aldığımız Sarıyer maçını kendi oyunumuzdan vazgeçip Karagümrük'ün oyununa göre oyun planını kurguladığı için finali kaybettik. Serdar Hoca da aynı hatayı yapmayıp işleyen sisteminden vazgeçmez ise bu sefer ligden çıkarız demiş Anıl Demir. Gerçekten güzel bir yorum. Yani güzel de bir tespit. Orada birazcık da ben her zaman şuna inanırım. Bir Real Madrid'de Barcelona'yla Manchester City'yle oynamıyorsanız başarılı olduğunuz ve artık bilinçaltınızda işlemiş olan de. Kendi oyununuzu oynamak kalıplaşmış sistemin vardır. Onu oynarsın, alışmış sistemin. Yani sen sürekli koşan birine, kaçan birine tut dersen afallar. Ki ben Serdar Hoca'nın da tutacak bir verim alacağı bir sistemden de vazgeçeceğini düşünmüyorum. Van Spor'un başında da tecrübeli. Ama Afyon Deryen ama riski sevmeyen bir model Serhat Hoca. Bakın futbolcundan da bilirim. Tamamlayalım, devam edelim. Libero oynadı. Tabii. Cemil Demir, 264 ilk turu geçer mi yazılımı çok yanlış. Tabii ki yeneceğiz. İlk turu da geçeceğiz demiş Cemil Demir. Çok teşekkür ederiz. Hani birazcık da burada aksiyon olsun diye de sorduk. Hani orada bir sizin tepkinizi merak ettik. Öyle bir kitle vardır diye tahmin ettik. Giresunspor profil fotoğrafı var. Bu sırada Giresunspor'u da tebrik etmek lazım. 44 yıl mı? 44 yıl sonra Giresunspor, 26 yıl sonra da büyük bir başarıya spor. İmza attılar. Teknik direktörü de Sakaryalı bir isim. Hakan Hoca. Ya Hakan Hoca. Karasulu. Hak ettiler ama. Karasulu. Sakaryalı ve Karasulu. Evet. Bu Karasulu Sakarya'dan değil galiba abi. Karasulu. Yok, özellikle sen belirtiyor Mustafa abi.
Aynı zamanda. Murat Damar iyi yayınlar demiş. İsmet Turan maçları hangi kanal veriyor, aydınlatır mısınız demiş. Maçlar yine Mistikom'da olacak. Şu an takvimde bir değişiklik olmazsa. Final maçı için tabii ki de adım adım gideceğiz ama final maçı zannedersem yine TRT'de olur ama Mistikom maçları verecek. Şu anki politikalar o. Coşkun Kopal, ne güzel playoff'a giriş yapıyoruz. Eksiğimiz yok. Kimi nasıl oynatır diye düşündüğümüze göre bu işi bu kadro bitirir demiş. Talha Akın, şampiyon yapın bizi çocuklar demiş. Şampiyonluk bekliyor bu şehrin çocukları. Orhan Ersöz, hoca takımı tanıdı bu sefer olacak. Mustafa Badak, bu sefer inşallah olacak. Bunda da şüphemiz yok demiş. Gelen yorumlar da var. Birazdan devam edeceğiz. Siz yorumlarınızı ve fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Facebook'taki yorum bölümüne de ya da bizim WhatsApp hatlarımıza da birazdan aşağıda da görünecek. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Yani hoca takımı tanıdı. Çok güzel yorumlar var. Aynı Şaban Hoca örneğindeki gibi anıldı zannedersem. Oynadığımız, başarılı olduğumuz sistemi rakibe göre kurgulayacağını düşünmüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Bir de şöyle bir şey. Ben hatta Serdar Hoca ile ilgili o yorum üzerinden gidecek olursak bence sezon başında Serdar Hoca ile başlasaydık şu an çok daha farklı bir şeyleri konuşur olabilirdik. Yani şimdi, tabii ki bunu geçmişe dönmek çok gerek yok belki baktığın zaman ama hakikaten Serdar Bozkurt geldikten sonraki Sakaryaspor'a belki biraz ilk zamanlar yavaş yavaş ağır ağır gitti ama o değişimi görmek çok mümkün. Serdar Hoca'ya da burada ayrıca yine konuşuruz dediğin gibi. Şimdi şöyle iyi yayınlar Sakaryaspor ölümsüzdür demiş Koray Yücel. Buradan Koray abimize çok teşekkür ederiz. Şimdi ben Serdar Hoca geldikten sonra bir özel haber derledim. Belki dikkat etmişsindir. Serdar Bozkurt etkisi diye Sakaryaspor'da. Mustafa abi senin inceleme fırsatın olduğunu bilmiyorum ama ana konu şuydu. Yani aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak hocayı değerlendirmek mümkündü. Ligin ilk yarısı tamamlandığında Sakaryaspor 19 maçta 32 gol atıp kalesine 20 gol gördü. Serdar Bozkurt'tan sonra 42 gol atarak kalesine 15 gol gördü. Daha yani, az gol yiyen, daha çok gol atan bir takım daha çok, modundayız. Şu an Türkiye liglerinde profesyonel anlamda averajla en çok galibiyeti olan takım biziz. Eyüpspor'la eşitliğimiz var ancak şöyle bir durum var. Averaj anlamında biz Eyüpspor'dan daha artıyız. İkinci yarı biz 40 puan toplamışız. 72'de bitirdik. 32 puan ilk yarı topladık. Yani orada evet bir Serdar Bozkurt etkisi 8 puan mı denmemesi gerekiyor. Kaçırdığımız, iyi oynadığımız çok müsabakalar vardı. Sezon başı tabii ki de bu işler belli parçaları değiştirerek evet böyle olurdu demek kolay değil. Tabii. Futbol zaten bu bilinmemezliği güzel. O tahmin edilebilir olmaması güzel. Ama Serdar Hoca'nın biz üst üste berabere gittiği haftalarda da hep şunu söylüyorduk. Takım bize ışık veriyordu. Işık veriyordu. Bir de hakikaten öyle maçlar kaybettik ki burada. Yani tam belki her maç kazandığımız bütün maçlarda da süper top oynadık. Şöyle kusursuz oynadık diyemeyiz ama yani Serdar Hoca'nın da biraz şanssızlığı çok da var. Çok fazla kötü top oynayıp da kazandığımız oyun yok ama. Serdar yok tabii o da var. Yani Sakaryaspor'un Serdar Bozkurt'ta... Aklına geldi mi? Özellikle ne gibi? Mesela kötü oynayıp da kazandığımız... Evet bu maçı sadece kazandık dediğin. İkinci el itibariyle mi özellikle? Evet Serdar Hoca. Bir Karabük maçını eleştirebiliriz. Ya Karabük maçı çok bambaşka bir ortam zaten de yani o şekilde diyebileceğim net maç benim de yok. Yani öyle şu evet şu maçta çok kötü oynadık ama işte şansımıza kazandık diyebileceğimiz bir maç yok. Hatta tam tersine burada işte bazı sporcuların o günkü formsuzluğundan kaynaklı ya da işte biraz şanssızlıkla alakalı kaybettiğimizde çok fazla puan var. Özellikle dediğin gibi o arka arkaya beraberlik serilerinin geldiği süreçte Sakaryaspor için hatta burada çoğu maçta biliyorsun hep demiştik yani kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Hak eden bizdik dedik. Ama maalesef karşılığında sürekli birer puan birer puan ve kaybedilen ikişer puanlar yüzünden ligde maalesef liderlikten erken kopmuştuk. Yani o bahsettiğimiz süreçte biraz daha futbol şanslarımız olsaydı ya da bir tık daha bazı şeyleri iyi yapabilmiş olsaydık şu an Serdar Hoca'nın da muhtemelen istatistiği çok daha farklı yerlerde olacaktı ama tabii bu saatten sonra dediğin gibi geçmişi çok fazla konuşmanın bir anlamı yok ama şu senin söylediğin gibi net, bariz. Yani Serdar Hoca'nın geldikten sonra Sakaryaspor'un oyun anlamında, fizik konusu anlamında da özellikle ilk 19 haftalık Sakaryaspor'la ikinci yarıdaki Sakaryaspor'un arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Bu çok net, bariz, belli yani. Hatta burada bir ara ilk yarının sonunda galiba şey demiştim. İlk 19 haftalık Sakaryaspor'u gözümüzün önüne getirdiğimizde bırak şampiyonu bu takım playoff'a kalamaz lafını söylemiştik burada ama ikinci yarıdaki 19 haftalık Serdar Hoca'dan sonraki periyotta baktığımızda şu an
çok daha net ve çok daha güçlü bir şekilde Sakaryaspor'un şampiyonluğunu konuşabiliyoruz. Tabii yine bu önümüzdeki süreçte ne olacağını hep beraber göreceğiz ama yani o umudu, o ışığı senin dediğin gibi belki birçok puan kaybettiğin maçta bile gördük ki bu bizim burada umutlarımızı bu kadar artırmasında Sakaryaspor'u taraftarların da hatta görüşlerinin bir anlamda terse dönmesinde bunun da çok büyük etkisi var. Şimdi soy ismini söyleyemiyorum ama Haydar kardeşimiz var. Bizi gerçekten sıkı takip eden ve istatistik konusunda da şöyle söyleyeyim, bana sürekli tüyo ve süfle veren bir kardeşimiz. Sıkı hayranımız. Buradan öncelikle teşekkür ederim. Her hafta güzel yorumlarıyla, güzel bilgileriyle, doneleriyle bize yardımcı oluyor. Abi Van dönüşünde bilet bulunmuş sanırım Ankara'ya. Çarşamba akşamı çok güzel oldu yorgunluk. Ertesi gün çıkar ama kalırsak bir gün daha hiç olur orada demiş. Bunu da 3 günde bir maç, yani 4 günde bir maçtan kaynaklı olarak söylemiş. Aslında bir Ergün Atay'a da teşekkür edeceğim bu cümlemi tamamladıktan sonra. Bizim konuştuklarımızı tamamlamak adına da Karaca Bey maçını öyle kazandık abi diyebiliriz demiş. Hani kötü oynayıp da ama dışarıda oynadığımız 2-2'lik Sivas deplasmanında da iyi oynamıştık demiş. İyi oynamıştık, puan kaybetmiştik evet. Yani aslında izleyenlerimiz de biz de aynı fikirde. Maç dönüşünde konuşacak olursak Ergün Atalay'a bir teşekkür mesajı yayınladı Sakaryaspor sosyal medya hesaplarından. Onu da sizlere bir okuyalım. Yani gerçekten Ergün Atalay'ı bu ekranlarda bir kez daha tebrik etmek lazım. Hani gerçekten büyük bir emeği var. Sakaryaspor'un yani yolu durmadan Ankara'dan geçse bile kesinlikle eli değen bir önemli İdarecimiz diyelim aslında. Kötü gün dostu. Kötü gün dostu. Van dönüş uçağımızın tahsis edilmesinde desteklerini esirgemeyen Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz demiş sosyal medya hesabı. Anadolu Güneşi yeniden doğuyor. Kenetlendik hashtagiyle de paylaşımda bulunmuş. Yani dönüş uçağı sıkıntıydı. Biz de TV264 ve Medyabar olarak bir sürümcemede kaldık. Sen kalmıyorsun herhalde orada. Hemen dönüyorsun. Döneceğiz. Yani ben en kötü arabayı da dönecektim. Ergün Başkan dün de Rüstemler evet, dün de tesis ziyareti vardı. Çok teşekkür ederim abi tamamladığın için. Dün de tesislerde de takımı ziyaret etti. Gerçekten bu şehirde doğup büyüyüp suyunu içen, ekmeğini yiyen bir insan nasıl Sakaryaspor'a faydası olunurun eşittir kısmındaki karşılığı vefasını gösteriyor. Eren kardeşim vefa gerçekten bir şey önemli. Keşke herkeste böyle olsa. Sadece kurumlara değil, sadece Sakaryaspor'a değil, Ankara'da Sakaryalıların gidip de kapısından döndüğünü kimse söyleyemez. Hatta haberi olmadan, bakın Ergun Bey'in haberi olmuyor, sonradan olsa bile mesela benim hastalığımda da teşekkür ediyorum. Çok yardımcı olmuştu mesela. Ziyaretimizde de gelmişti. Sadece bizim değil yani. Aynı şey Sezai Matur tamam, falan bir tamam. Sürü. Yani kim olursa olsun Sakaryalı birisi sahip Ankara'daysa yani. Doğru. Bilin ki ona bildirilmeden o gidip buluyor. Çok o konuda yine söylüyorum. Kötü gün dostudur Ergun Başkan. Şimdi şunu da teşekkür etmek adına söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Şehidimiz, Karabükçek'teki şehidimiz yaralandığında ilk olarak Ankara'da ailesine yardımcı olması açısından yanındaki Gökhan kardeşimiz var, çok da değerlidir, basın danışmanı. Zannediyorum hani görevini yanlış söyleyebilirim ama o da genelde irtibatımız da vardır. Önce benden ailesinin bilgilerini istedi, iletişim bilgilerini istedi. Sonrasında ailesinin orada konaklama, kalma gibi herhangi bir yardım edebilecekleri bütün konularda yardımcı oldular ve bunun da haberi yapılmadı. Benden de bunun haberinin yapılmamasını rica ettiler. Uzun bir süre geçtiği için söylüyorum. Gerçekten senin söylediğin gibi Sakaryalı bir insanın herhangi bir konuda ne yapması gerekiyorsa onu yapabilir. Çok duyarlı. Biri de bizzat ilgileniyor. Bunun yanında mesela siz şey dediniz değil mi? İletişim dediniz o yanındaki kişi. Mesela kimse bilmeyebilir. Yanında yine Adapazarı'nın değil Türkiye'nin değerli, hatırlayın, Ağrı Valiliği, Eskişehir Valiliği yapan Mehmet Çetin.
mesela Sakaryalıdır o da, o da oradadır, yanındadır. O işleri çok iyi organize ederler. İnanın yani Sakaryalılık orada başka bir değer. Sayılar artsın diyelim abi böyle. Sakaryalılar dışarıda çok değerli. Değil mi? İçeride birbirini yiyor maalesef. Ya buradan uzun lafın kısası, Ergün Atala gerçek anlamda Sakaryaspor'a her zaman faydası olan bir insan. Van Spor maçı içinde elini taşın altına koyduğu için biz TV264 ekranlarından teşekkür ederiz. Dileriz ki bu diğer mevki sahibinin Sakaryalılara da referans olur, feyiz olur. Onlar da gerektiği yerde, gerektiği şekilde elini taşın altına koyarlar. Şimdi takım bir gün sonra dönmeyecek. Aynı gün dönecek. Zannedersem bir bayram izni olur. Muhtemelen. Belki yarım gün olur, belki bir gün olur. Zannetmiyorum. Zor da olabilir tabii onun yine atmosferine. Bence vermemesi daha doğal. Bence izin vermez de. Hafif bir itmana dediğin evet, geçişte geçiş. Ben vermem kardeşim. Daha. Ben de vermem. Asıl bayram burası. Evet. Yani ne yapacak? De... Hayır, zaten kapanmışsın. Yani bayram izninin kime zaten ne faydası olacağını... Serdar Hoca'nın buradaki içerideki son maçtan sonra açıklaması var daha biliyorsun. Etime Sütü maçından sonra bir gün izin vermişti. Sonra hatta 28 Mayıs'a kadar artık izin yok diye de ben... tabii ekstra bir durum değişiyor. Yani akıl mantık ama... bunu söylüyor ama yani, duygular tabii. Başka yapar bilemem. Ya, hafif bir uygulama yani, başka olabilir. Evet. Hoca konusunda yalnız Erhan kardeşim bazı bilimsel istatistikler vereyim. 3 dönem var Sakaryaspor'un. Bu arada hoca... çok teşekkür ederim. Dikkatsizmişim gibi algılanmasın. Çok fazla yazan kişi var. Onları atlamamaya çalıştığım için onları yakalamaya çalışıyorum. O yüzden telefon ve tabletle ilgileniyorum. Kusura bakma. Olur mu? Şimdi 3 bölüm var Sakaryaspor'un. 3 tane teknik adam dönemi var. Bu sezon içinden bahsediyorum. Sezon işi söyleyeyim. Sezon başı örnek veriyorum. Hangi hoca gelirse gelsin değişik olabilirdi. Yani İsmail Hoca'nın yerine Serdar Hoca olsa daha farklı olabilirdi. Murat Hoca gelse daha farklı olabilirdi. 3 dönemde puan ortalamalarına baktım. 9 maç 13 puan İsmail Ertekin. Maç başı ortalaması 1.44. Görev aldığı süre içerisinde 9 haftada. Evet. Onu da sosyal medya hesabımızda. 19 haftanın 10 maçında Murat Balaban 22 puan 2.4 oldu. 2.2. 2. 2.2. 35 puanla kapatmışız ilk yarıyı. İkinci yarı 19 maç. 45 puan. 2.0. 40 puan. 2.01. Yani öyle ortalamaya bakarsan Murat Balaban'ın ortalaması daha ya, artı gözüküyor. Ancak tabii biz sonuca ben her zaman söylerim. Ben sadece sonuca bakan bir adam değilim. Sebepler ve sonuçlar neticesine bakmak lazım. Öyle değerlendirmek lazım ama yine söylüyorum Serdar Bozkurt ortalaması olarak ikinci sırada. Bunu belirteyim. Doğru. Ama teknik bilgi, oyun değişikliği, o işe itman farklılığı bunları B planı olması, oyunculara hakimiyet, rüstemlere gelen disiplin bunlar tartışılır. Bunların bir kısmı da kimse kusura bakmasın. Yönetimle de alakalıdır. Yani yönetimlerle de alakalıdır. Ama onlar, yine söylüyorum, onlar geride kaldı. Şimdi biz neye bakacağız? Biz tecrübe baktığın zaman, yine söylüyorum, takım, oyuncular da, takım da, teknik heyette, teknik adam da, heyette, kimse kusura bakmasın. Tecrübe tamam ama parasal sorun var mı? O da yok. Bak yine söylüyorum. Yok. Şimdi kimse... Tutup da 3-4 sezon önce gittiğimizi biliyorsun. Şey gibi, başı bozuk ordu, düzensiz ordu gibi. Daha doğru bir herkes bir yerde kafası kesilmiş. Hindi gibi. Yani böyle gittik. Organize olamadık. Şimdi de tam organize olamadık normalde ama yani ben mesela Turgutlu maçında Karadeniz'de daha başka bir şey düşünüyorduk. Ancak burada yine Ergun Başkan'a, Sarso Başkan'ına son maçlarda biliyorsunuz Ekrem Yüce doğru planlama, doğru yönlendirmeyle takımın sonuca gitmesi açısından yapılması gerekenleri yönetim zaten yapıyordu. Allah için. Yönetimsel sorun içeride çok yoktu zaten. Başarılar onları fazla itmişti. Ama gerçekten program birazcık daha teknik olsun istiyorum. Tabii. Hani bunları yüzeysel geçelim. Yok. Hayır. Zaten geçiyorum. Diyorum ki bunlar geçti.
Bunları zaten konuşuruz. Bu takım... Ya konuşmayacağımız şeylerin demeyiz. Bunlar sonra konuşulur. Açtıysan tamamlayalım hızlı tam, bir gidip. Yok, bunun yanlış da anlaşılmasın. Anlaşılmasın. Birazcık da böyle teknik, yani, playoff özel olarak. Hayır, bunu niye açtım? Kimse tutup da kusura bakmasın. Bu hayır, yönetim görevini yapmadı. Para verilmedi. Futbolcu işte sonra öyle sonra geldi, sonra böyle sonra gitti yok tabii, kardeşim. Sonra... Herkesin yediği yanında, yemediği arkasında. Dün başarı gelecek. Gazeteciler Soruyor programında teknik konu dışında her şey, mali, yönetim, birçok konu konuşuldu ve sezon başından beri yönetime zerzenişte bulunan birçok kesimin de tatmin olduğu bir program olduğunu düşünüyorum. Tekrarı yine TV264'te yayınlanacak. Aynı şekilde sosyal medyaya da yüklendi, YouTube hesabımıza da yüklendi. Oradan da izleyebilirsiniz. Mali kısımları merak eden izleyenlerimiz orayı izleyebilir. Ben özellikle bugün program akışına o konuların VTR'sini de almadım. Oradaki ayrıntıları da almadım. İyi, hani iyi. 20 milyon ödendi, 5 milyon verildi, 10 milyon verilecek, 20 milyon. Bunları merak edenler Gazeteciye Soruyor özel başkanlar bölümüne girip bakabilir. Burada birazcık da Sakaryaspor nezdinde konuşalım. Takım şu an mali açıdan hiçbir soru işareti olmadan Sivas'ta playoff sonuna kadar da hiçbir şekilde para konuşmayacağımız, hiçbir şekilde yönetimi konuşmamız gerekmeyecek bir ortam var. Bu yüzden bugün birazcık daha teknik. Özellikle senin mesela şu yorumunu daha çok merak ediyorum Mustafa abi. O var, bu var, yarın konuşulacak konu, bugün konuşulacak konudan çok. Mesela biraz önce kesmek zorunda kaldım ama iki teknik direktör değerlendirmem vardı. Evet. Serdar Bozkurt ve Serhat Gürpınar. Serhat Gürpınar hocamızla. Mesela senin bu yorumunu daha çok merak ediyorum. Söyleyeyim, Serhat Gürpınar'ı ben futbolcundan bilirim. Düzgün insandır, kişiliklidir. Yani açık konuşayım, Süper Lig'de bile çoğu hocalar bazı kötü işte menajer ilişkileri, futbolcu ilişkileri anılırken Serhat Hoca öyle hiç anılmamıştır. Genelde TFF 1 yani 1. Lig'de çok takım görev almıştır. Son işte yıllarda belki alt liglere doğru yol aldı. Risk seven bir adam değildir. Daha garantici. Garantici. Şeydir, yumuşak ruhludur. Yani böyle sert mizaçlı falan değildir zaten yapısal olarak da. Futbolcularla diyalogları iyidir. Ama yine söylüyorum, el ele mülü maçlarda genelde sıkıntı yaşar. Yani çok başarılı sonuçlara imza attı. Görürüz. Sonunu getiremiyor pek diyorsun yani. Sonunu getiremiyor. Elemini maçlarda. Aynen öyle. O da bizim avantajımız o zaman diyelim yani kağıt üzerinde. Öyle ama yine söylüyorum. Benim tabii son iki haftada mesela OneSpor'da Sedat Cengizli bana göre bu ligin en usta ayaklarından bir tanesi. 10 numaralı oyuncu. OneSpor'u buraya getiren en baştaki adamın biri de diyebiliriz zaten. Aynen. Bir futbolcu. O mesela oynamıyor iki haftadır. Yani o oynamazsa Sakaryaspor'un lehine. Onu da belirteyim. Sedat Cengiz tabii 21 gol. Yani 63 tane asist. Evet, Serhat Yılmaz'ın güzel bir derleme haberinde biraz ilerleyen dakikalarda OneSpor'un istatistiklerini de sizlerle paylaşacağım. Bu arada ankete bakıyorum. Anket ne durumda diye. Bir kez daha hatırlatalım. Spor264'ün Twitter hesabına girip de orada bir anket açtık. Ankete katılım sağlayabilirsiniz. Şu an şampiyon olur %77, final oynar %11. Çeyrek finalde elenir %6, yarı finalde elenir %6 şeklinde bir sıralama var. Şampiyon olur ağır oranda önde %77 gibi yaklaşık 100 küsür kişi de oy kullanmış. Bunların arasında biz yokuz. Yok, ben varım. Var mısın? Şu an itibaren ben varım. Yükseldi. İlerleyen dakikalarda gelen yorumlar mesela bu sefer olur. Farklı bir enerji var bu senedenmiş. Buğra Bey söylemiş. Bu sene diğer senelerden daha mutluyum. Takım çok formda. İnşallah sevinen biz olacağız demiş Semih Kemik. Aksilik olmazsa o sene bu sene demiş Erkan Bey. Sizler de Twitter hesabınızdan Sakaryaspor için açtığımız ankete katılım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda çarşamba günü için de bir hatırlatma yapmam yanlış olmaz diye düşünüyorum. Stüdyomuzda ve Van'dan canlı bağlantılarımız olacak. Burada Serhat Yılmaz ve Aziz Güvener playoff özel programıyla sizlerle birlikte olacak. Maçın bitmesine sayılı dakikalar kala, son 20-30 dakika kala stüdyomuzda canlı yayına bağlanacaklar. Onun netleştiğinde tabii ki de tanıtımlarımız çıkacaktır. Haberlerden de takip edebilirsiniz. Bense Van'da, stadyumda canlı bağlantılarla, değerlendirmelerle sizlerle birlikte olacağım. Bir 20-30 dakika gibi oradaki artık gazeteci,
arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ya da yönetimden kişilerle maçı değerlendireceğiz. Futbolcularla röportaj yapacağız. Canlı olarak sizlere aktaracağız. Tabii ki de imkanların el verdiği şekilde, biliyorsunuz ki Van'da sıkı tedbirler olabilir. Şu an biz programımızı 40-50 dakikalık yapıyoruz ama belki de öyle bir imkan sağlanmayabilir. Ama çok düşük bir ihtimal olduğu için size söylüyorum. Buradaki programımızı çarşamba günü takip edebilirsiniz. Şimdi şunu da bir hatırlatmak lazım. Yine gelen yorumlardan gördüm. Hatırladım daha doğrusu. Van'da bu sezon bizim deplasmanda aldığımız tek mağlubiyet. O da kendi kalemize attığımız tabii çok enteresan bir golle. Bir kez Van'da yenildik. Yani Berk İsmail neredeyse jeneritli gol attı. O da ters kaleye. Yani da... oradan normalde rakip kaleye bile o pozisyonda gol atma şansı yok. Yani diyorum ya, tam jeneritli gol oldu abi. O da herhalde Berk İsmail'le birlikte kariyerinde... Şunu da söyleyeyim Eren kardeşim. Diğer takımların da kadro derinliğine bakıyorum. Sakaryaspor'un kadro derinliği bu sefer geçmiş bile yok. Geçmiş seneleri çok daha iyi. Çok fazla. En büyük sıkıntıyı Sakaryaspor hamle, yani yedek kulübesinden hamle yapacağın, kafandaki oyun değiştirebilecek şey yoktu. Oyuncu değişikliği yoktu. Avantajın yoktu. Fırsatın yoktu. Ama ki hatırlayın, iki maçta da Sakaryaspor o kısıtlı kadroyla mücadele etti. Ama bu sefer öyle değil. Bu sene çok bu sefer avantajlı konuda. 5 oyuncu değişiklik hakkın var. Senin direkt oyunu değiştirebilecek yedeklere bak. Yedekleri ver bazı takımlara, onlar şampiyonla oynar. Bir şey sorabilir miyim Mustafa abi? Tabii. 5 oyuncu değişikliği senin hoşuna gidiyor mu mesela? Benim çok canımı sıkıyor. 5 oyuncu değişikliği. Futbolun ruhuna, doğasına aykırı bir durum. Ben şeyi hoş bulmuyorum. Kendi yorumumu şu şekilde yapayım. Sonra senin cevabını merak ediyorum. Mesela 1-11 var. Ben bu futbolu bu şekilde konuşmayı seviyorum. Mustafa Özbey niye şu oyuncuyla çıktı? Abi 11 tane oyuncu var. Zaten 5 tanesini değiştirebiliyorsunuz. Bir tanesi kaleci olsa, hani defans üçlüsünden memnun kalsanız, geri kalan bütün bölgeleri değiştirebiliyorsunuz neredeyse. Yani aşağı yukarı. Yani o oyundaki değişiklik benim hoşuma gitmiyor. Bak orada şu pandemi dolayısıyla çıktı, hatırlayın bu kural, talimat. Burada bir yanlış hata yapıldı bana göre. Bunu İngiltere çok iyi uyguluyor. Ben 3 kez yapacaksın, 5 oyuncuyu değiştireceksin kurallarına karşıyım kardeşim. Abi o oyunu biraz soğutmamak adına yapılmış aslında. Ya şimdi 5 yere durdurmak var. Yok ama bence o düşünce yani, oradan çıkıyor biraz da ya. Şimdi. Şöyle söyleyeyim, zaten kronometre sen de kaçın. Yok, 10'a 90 artı 10 diyorsun yok, ya. Yok, bazı takımlar bunu biraz fazla suistimal ediyor biliyorsun. Sevgili kardeşim, kronometre kimdi? Öyle tabii abi ama düşünce oradan çıkmıştır bak, diye tahmin ediyorum. Benim. Ayrı konu. Bak bu pandemi dolayısıyla. Tabii çıkmış. Pandemi muhabbetinden dolayı. Mesela ben yine söyleyeyim, ben kadroya baktığımda mesela İki kaleciyle ben örnek veriyorum. 21 kişilik kadroda. Hayır bu şey değil bakın. En az diyor ki, en az uzatma diyor, atıyorum 5 dakika. 7 de olur, 10 da olur o. Şimdi burada 5 değişiklik hakkını vermiş ama sana Eren kardeşim. Yapmayabilirsin de ya. İyi gidiyor benim işlemim. Sonuca yapmak bir, zorunda hiçbir yapmak zaman. Zorunda üç değişiklik değilim. Yapmak zorunda değilim. Yani. Yapmak zorunda değilim. Bu kuralı doğru algılamak. Yani... Şimdi örnek veriyorum. Yabancı kuralı, futbol diyor, serbest mi? Serbest olsa ne olur, olmasa ne olur? Sen doğru iş yapmıyorsan, serbest olsa ne olur yabancı futbolcu sayısı, olmasa ne olur? Atıyorum, alt liglerde yok. Zirai işte, kupaya çıkıyorum ben. Adana Spor'la kupa maçı oynuyorum. 5 tane yabancı oyuncu var. Şu an arkadaşlarım kulağıma söyledi. Sakaryaspor sosyal medyası bir paylaşım yapmış. Çok da güzel bir video olduğunu söylüyorlar. Zannedersem hazır. Bir onu oynatalım, sesi de dışarı rica edelim. İlk kez ben de burada izleyeceğim. Bakalım nasıl bir paylaşım yapmışlar. Tam ekrana verelim mi?
geliyoruz, vazgeçmiyoruz. Bak senin peşinden yine biz geliyoruz paylaşımı. Sosyal medya programın başında tebrik etmiştik. Bir kez daha tebrik etmek farz oldu. Bizim sesimizi duyup da mı buna bir iade ziyaret yaptılar bilmiyorum ama emeğinize sağlık. Kaliteli işler çıkıyor son zaman. Yani çoğu zaman öyleydi ama bu son süreçte hakikaten birazcık futbolla ilgilenildiği zaman şehirde birçok noktanın güzeldiğini gördük. Evet, güzel de video. Yorum yapmak ister misiniz? Ya dediğim gibi bu tarz videoları ben izledikçe kendimce gaza geliyorum daha çok. Tabi bu görüntüler şehrin artık taraftarın ne kadar bütünleştiğini ve o dediğim gibi özlediğimiz atmosferin tekrardan şehrin üzerinde dolaştığını gösteriyor ki bunlar çok güzel işler ve muhtemelen özellikle turları geçtikçe herhalde daha iyileriyle, daha güzelleriyle devamı gelecek gibi gözüküyor. Mustafa abi, senin hoşuna gitti mi orada bir? Vallahi çok güzel. Yok çok güzel. Çok güzel. İnşallah ben bu şehrin komplike tur atlamasından yani lig atlamasından yanayım. Ve bu ligi atlayacak inan bana potansiyel bu şehirde var. Fazlasıyla var. Doğru işler yapılmaya başlanırsa ki başlanıyor. İnşallah. İyi niyetler var. Devamını güzel getirirsek bu devamı sene gelir. Ve bir şey söyleyeyim. Sakaryaspor dikkat edin arkadaşlar. 6 tane takım düştü bu ligden bak. Bu ligden. Üst ligden düşen takımlara bakın. Süper ligden düşen takımlara bakın. Daha Süper Lig'deydi hepsi. Akhisarspor. Sakaryaspor. Aynen. Akhisar çok ayrı bir parantez. Yok. Yani tabii. Yolup giden kulüpler var. Mesela Giresunspor bir dönemin iyi takımlarını. Fenerbahçe'ye Trabzonspor'un kaynağı. Trabzonspor'un şampiyonluğunun o günkü inanın bana müsebbibi Trabzonspor'dan ziyade oradaki Giresunspor, Samsunspor, Zonguldakspor'du. Şimdi Sakaryaspor dikkat edin yok olup giden kulüpler. Yeni Malatyaspor var değil mi? Yeni. Öz Sakarya gibi hani. Abi Gaziantep'spor hani, gibi. İşte Gaziantep. Bir sürü. Mersin Mayoğlu olduğu İçel İdman yolu. İçel gibi. Manisa FK. Sakaryaspor, yani. Sakaryaspor var olan dinamiklerinden dolayı, spor kenti olduğundan dolayı, gerçekten marka olduğundan dolayı bu kadar zaman zaman çok kötü yönetilmesine bakın bu takımın borcuya, bu kadar hala takımın sıkıntılara ekonomik sıkıntısı yok ama kulübün var tabii ki. Tabii. Bunlar ayrı şey. Ama buna rağmen 3. lige amatör kümeye düşmedi. Göztepe düştü arkadaşlar. Abi, bakın Göztepe düştü. Kocaelispor düştü. 2 sene zor çıktı Kocaeli. Yok olup gittiler ki Kocaelispor da dinamikleri iyidir baktığın zaman. Ama Sakaryaspor'un var olan gizli dinamikleri çok güçlü arkadaşlar. Kesinlikle. Bakın bunu ciddi söylüyorum. Yani birileri hani zaman zaman diyoruz ya Sakaryaspor başarısız olsun diye el ovuşturanlar vardı ya var ya. Yani meşhur içimizdeki İrlandalılar gibi denir ya. Ama inanın bana fırsat yakalayamıyorlar, verilmiyor. Kimler tarafından verilmişse o bu şehrin Kuvayi Milliyesi dediğimiz Tatangalardı. Bu şehrin Kuvayi Milliyesi dediğimiz Aksaçlar. Yani o derin Sakarya her zaman vardır. Kimse kusura bakmasın. Evet, şimdi yine sahanın içinde konuşacağız ama bugün bir uğurlama görüntüleri de vardı. Rejiden rica ederim. Hoca ve Kaptan Oğuz'un Ekrem Yüce ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir konuşması var. Onları bir hazırlasın arkadaşlarımız. BTR'ler de vardı. Bir, ne konuşmuşlar? Orada güzel de bir sohbet de geçiyor. Tam ekran verelim arkadaşlar. Hoca ve Kaptan Oğuz'un VTR'sini. Müsaadenizle ben de birkaç kelam etmek istiyorum başkanım. Allah razı olsun. Oğuz başkanım. Geldiniz. Bizi onura ettiniz. Estağfurullah. Şu mübarek Ramazan gününde. Allah izin verirse bu yılların hasretine ben ve arkadaşlarım biz de son vermek istiyoruz. İnşallah. Bu şehrin büyük bir özlemi olduğunu farkındayız. Şu zor zamanda ülkemizin, dünyanın zor zamanında pandemi döneminde biz de maddi manevi her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yılların hasretine son vermek için ilk yolculuğumuz Allah
izin verirse bugün Van'a giderek başlıyoruz. İnşallah. İnşallah sonu güzel olur, hayırlı olur. Buraya inşallah. Umutlu, huzurlu bir şekilde kupayla gelmek nasip olur. Allah razı olsun. Allah'ın izniyle inşallah. Allah razı olsun. Biz inanıyoruz. İnşallah. O inancımız var, o güveni verdiniz bize. Zorlu bir sene geçirdik gerçekten. Ama son 2-3 aydır çok ciddi bir bize gerçekten ikramlarda bulunuruz. Sakarya ikramlarda bulunuruz. İnşallah Sakarya Spor'un o beklediğimiz şahlanmış günlerini tekrar yaşamak istiyoruz. İnşallah. Bir şahlanalım. Ondan sonra kim bizi tutar? Aynen. İnşallah. Bizi kim tutar? Ondan sonra kim bizi tutamaz yani. Biliyoruz camianın büyüklüğünü. İnşallah. Bu son arefesine geldik. Evet, evet, evet. Bir gayret. Bir tık da gayret. Farkındayız. İnşallah. Daha fazla yapacağız iş. İnşallah. Gözümüz arkada kalmasın. İnanıyorum. Bize düşen ne gerekiyorsa sonuna kadar yanınızdayız. Yani şu ana her kadar yaptığınız iş sıkıntı yok. Artık iş bizde başkanım. Bravo hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu birlikte olduktan sonra soruyorum. Tamam. Hocam oyunda da biz de artık. Evet, buradaki şundan bahsediyordum programın başlarında. Bir kez daha hatırlatalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekremci şunu söylüyor. Artık hani ne gerekiyorsa yapmaya hazırız hocam. Bir şey lazımsa biz buradayız minvalinde bir konuşma gerçekleştirdiğinde Serdar Hoca diyor ki başkanım siz buraya kadar yapılacak her şeyi yaptınız artık bir şeyler yapma sırası bizde. Yani bu konuşma bu anekdot bile çok hoşuma gitti bugün. Yani orada Ekrem Yüce bile memnun oldu. Yani son 3-4 yıldır yani aynı mevkideki ya da belli gruptaki insanlar için söylemiyorum ama hep bir şeyler istemeye alışkın olan bir gruptan şuraya geçmek gerçekten güzel. Hani 30 bin daha, 40 bin daha başkanım diye yalvaranlardan buraya gelmek gerçekten güzel. Buradan da Serdar hocamızı, futbolcularımızı bir kez daha kutlayalım. Oğuz da aynı şekilde çok güzel bir konuşma gerçekleştirdi, Kaptan Oğuz. Aslında kadroda, yani Canberk de var ama o kupanın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu hisseden, iliklerine kadar hisseden isimlerden biri. Tabii ki de her futbolcu bir kupa kazanmak ister, bir finale çıktı mı galip gelen taraf olmak ister ama kaybettiğinde de futbol bu yapacak bir şey yok der. Bir hafta sonra unutur gider ama Oğuz'un orada o kupanın 3 yıldır nasıl elimizden kayıp gittiğini en iyi bilenlerden biri olarak bu yıl inşallah o kupayı getirecek de el onun eli olacak. Bir penaltılara falan kalalım bari de Oğuz harbi yapsın. Yakışır. Oğuz'un herhalde 3 sezondan beridir Sakaryaspor'da almadığı bir tek kupa kaldı zaten. Ne aldırmadığı maç kaldı, ne yapmadığı işler kaldı maddi manevi. Hakikaten son bir eksik olan şey kupa kaldı. Onunla inşallah bu sezon diğer tabii takım arkadaşlarıyla beraber aldığı sürece artık o son eksiği de tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Artık takımımıza bu saatten sonra şu görüntü hakikaten benim de çok hoşuma gitti. Yani Serdar Hoca bana göre söylenebilecek en güzel kelimeyi söylemiş aslında bu saatten sonra. Çünkü yönetim olsun, şehrin ileri gelenleri olsun, taraftar zaten son dönemde bunu sürekli söylüyoruz. Artık her şey dediği gibi Serdar Hoca'nın da tamamen futbolcuların ve teknik heyetimizin elinde. Bu saatten sonra yapacakları tek şey sahada. Ne demişti oyuncularımıza? Kim abi? Bir tanesi galiba. Lig bizim için yeni başlıyor demişti ya. Şepil yok muhabbet için değil mi? Evet. O, yani. Hakikaten öyle bir durum oluyor. Sakaryaspor'da biz makarada şeyin muhabbetini yapıyorduk abi. Sen de biliyorsun. Yani şu ligde direkt şampiyon olsak. Şu an Sakaryaspor yine söylüyorum. Kendi ligi başlıyor. Bir üst lig şu an küme düşmekten küme düşme problemi var mı? Yok. Var. Çıkabilirsin bir üst lige TFF 1'e. Tamam. Çıkamazsan düşmüş olursun. Bu ligde kalırsın. Ha, playoff'tasın şu an. Tabii. Playoff'ta bir lig çıkma ligden düşme tabii. Şansın var. Kesinlikle. Ki maalesef bir de bizim yani ona göre şu artık bu sene şeyi aşmamız da lazım abi. Playoff bizde artık şeye oluşmaya başladı. Tam tersine alerji oluşmaya başladı üst üste kaybetmek. Bir an önce o kötü gidişatı, o zincirleme trafik kazalarını artık sonlandırmamız lazım bu sene. O yüzden de çok önemli bizim için hakikaten. Yani Sakaryaspor'un bu sezon artık bu ligden çıkması yani önümüzdeki süreç ilerleyen yıllar için Sakaryaspor'un maddi manevi kurtuluşu adına atacağı en büyük adımlardan birisi olacaktır. O kesin yani. Bir düzeltme de yapayım. Paylaşım yapan Tatangalar resmi hesabıymış. Aynen. Sedat Sancak'tı. Bu yanlışımı düzeltti. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım yayında olduğum için
Kulağıma söylemişlerdi, tam anlayamamışım. Buradan da düzeltelim. Tatangalar da zaten... Bu arada Sakarya Spor, Tatangalar hep birlikte sağlı çok güzel bir kapışma sağlı var. Aynen. Karşılıklı bu, atışma gibi bir durum bu, oldu hakikaten. Bu challenge'ın galibi biz oluruz. Kesinlikle. Taraftar olur. Evet, yine yorumlardan biraz gidelim. Gündüz gece Büyük Başkan Ekrem Yüce demiş. Osman Topçular, Türkiye Kupası'nı aldığımız yıl heyecan var içimde, anlatılmaz yaşanır denilen duygu. İnşallah dualarım Sakarya Spor'umuz ile demiş. Erkan Bey, paylaşımı yapan Sakarya Spor resmi hesabı değil demiş Sedat Sancaklı. Selamlar Gebze'den demiş Yusuf Şehir. Yaklaşık 2,5 yıldır kulüp köprülü armayı kullanıyor resmi logolar olarak. Fakat tesislerde ve takım otobüsünde hala eski logo var demiş Anıl Demir. Evet, bu da dün de dikkat çektiğimiz konulardan biri. Bu da ilerleyen günlerde şu artık playoff süreci bittikten sonra değerlendirecek konulardan bir tanesi. Berkay Özbakan, bu senenin diğer 3 seneden farkı. 1. Para sorunu yok. 2. Şehir daha çok kenetlendi. 3. Kadro kalitesi. O kupa buraya gelecek inşallah demiş. İnşallah. Yayınlar dilerim. Herkese selamlar. İnşallah hayırlısıyla o sene bu sene olacak demiş. Savaşmadan savaş kazanılmaz. Bizim için o kupayı bu şehire getirin. Bekliyoruz sizi Çark Caddesi'ne demiş Talha Akın. Yine gelen güzel yorumlar var. Sakarya Spor son haftalarda oyunuyla gerçekten önem veriyor. Herhalde umut veriyor demek istemiş. Umut veriyor. İlk maçı kazanırsak Mustafa abinin dediği gibi ben finalden de çıkacağımızı düşünüyorum demiş. Ahmet Mete isimli izleyenimiz. Şampiyonluk geliyor hissediyorum diyen bir izleyenimiz var. Mesut abiye bir sorum var demiş Osman Bey. Mesut abi Ali ile Berk arasında kalsa formayı Van Spor maçına kime verir diye bir soru var. Dediğim gibi deplasmandaki maçta ben Berk İsmail'le başlamayı tercih ederim. İçerideki maçta tabii oyunun gidişatına göre, ilk maçtaki skora göre belki değişebilir ama benim bu önümüzdeki ilk oynanacak çarşamba günkü maçta son performanslarını da göz önüne getirdiğimde tercihim Berk İsmail'le aynı olur. Hocanın da Berk İsmail'le başlayacağını düşünüyorum. Tabii onu maç gününde göreceğiz ama benim tercihim Berk İsmail. Çok da güzel bir şey geldi. Reji attım arkadaşlar. Onu da eğer hazırlama imkanları varsa bir ekranda gösterelim. Erhan abi senin de yorumunu merak ettim. Berk'in ve Ali'nin birbirinden farklı özellikleri sence nedir diye bir soru var. Ben de şöyle değerlendireyim. Aslında Mustafa abiyle aynı düşünüyoruz. Berk birazcık daha pivot bir forvet. Ayağına topu bulan, güçlü ayakları yere basan ve fizik üstünlüğü olan bir forvet. Ali Özgün de Berk'in aksine hızlı bir forvet. Hani önüne attığında ya da hani birebirde yakaladığında hızlı gidip sonucu alabilir. Üretimde üstün. Evet. Hani gerçek anlamda iki oyuncuyu bir sebepten dolayı kadroya koymak yanlış olur. Kesinlikle. Ama taktik açıdan değiştirmek çok doğru olur. Serdar Hoca da bunu yapan bir hoca. Kapanan bir rakibe karşı Ali Özgün'le çıkmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama birazcık daha hani pozisyona gireceğimizi düşündüğümüz, açık alanlar bulacağımızı düşündüğümüz maçlarda da Berk yerine Ali'nin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de böyle tamamlayayım. Şimdi Van Spor'u biraz konuşalım. Rakibimiz, öne çıkan doneleri nedir? Bunlara bakalım. 12 Mayıs çarşamba günü oynayacağız. Bir kez daha hatırlatalım. Normal sezonu 69 puanla bitirdi Van Spor. 38 haftada 21 galibiyet elde etti. 6 maçta ise berabere kaldı. Bu 21 galibiyetin 11'i içeride, 10'u dışarıda. Rakip fileleri 59 kez havalandırdı. Kalesinde ise 35 gol gördü Van Spor. En golcü isim Sedat Cengiz. Mustafa abinin de biraz önce belirttiği gibi 21 kez gol sevinci yaşadı. 35 maçta forma giydi 28 yaşındaki futbolcu. Kırmızı siyahların bir diğer tehlikeli ismi ise Ozan Şen. 22 yaşındaki genç futbolcu rakip fileleri 9 kez havalandırdı bu sezon. 8 maçta yenilmezlik serisi var. Bu sezon 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi Van Spor. Bakalım özellikle teknik direktör değişikliğinden sonra bir yükselişe geçti. 8 maçlık galibiyet serisi elde edildi. Bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 10. kez karşılaşacağız. Playoff çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Sakaryaspor 5, Van Spor 2 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikte sonuçlandı.
Çok da dilim sürçtü. Bu hafta Kastamonu yordu. Normal, doğal. Bir, o da o kadar olur. Daha şimdi daha çok yorulacaksın bu süreçte. Kastamonu'dan geldik dün. Çok güzel bir program vardı. Ve çok soğuk bir program vardı. Yani yarın soğuk alıp da hasta olsam acaba COVID miyim diye tribe girmemem gereken bir soğuktu. Çok keyifliydi ama bir 3 saat zannedersem açık havada kaldık ve de çok esinti de vardı. Bugün canlı yayınımız var. Yarın bir küçük belki dinlenme olabilir. Sonra Van yolculuğu var. Yani bu yorgunluklar oldukça hoşumuza da geliyor. Aman dikkat yani senin hazırlamışlar. Senin yapın biraz dayanıksız. Abi ama, fiziksel ama görünüşünle olsun. Yine de bol bol D ve C vitamini al. Abi ben 3-4 yıldır hasta olup da yatak yatıyorum. Evet, tam ekrana verelim. KJ'de alırsak çok sevinirim arkadaşlar. Bunu yine Haydar kardeşimiz gönderdi. Kastamonu'da da vardı orada. Pankartımızın öyküsü bu. Yukarıdan başlamak gerekirse 20 Eylül Konya, 4 Ekim Tarsus, 14 Ekim Van, 31 Ekim Karacabey, 14 Kasım Kırşehir, 24 Kasım Adana, 29 Kasım Pendik, 23 Aralık Karabük, 30 Aralık Etimesgut, 14 Ocak Bayburt, 3 Şubat Eyüp, 14 Şubat Kırklareli, 24 Şubat Pazar, 4 Mart Sivas, 14 Mart Bodrum, 24 Mart zannedersem neresi diyorsun? Ne yazıyor? Mamak, 7 Nisan Elazığ, 15 Nisan Serik, 28 Nisan Turgutlu, 8 Mayıs Kastamonu. Şu görüntü Türkiye'de çok nadir biliyor musun? Yani seyir taraftarı olmadan hakikaten pankartın tribünlerde yer aldığı çok mesaj zaten söylemek gerekiyor. Biz gerekeni yaptık. Şimdi hatta burada galiba bir iki maç, şimdi rakip hatırlamıyorum da emniyetin izin vermeyip içeri giremeyen pankartların olduğu maçta olması lazım burada. Hangi maçta hatırlamadım şimdi ama 19 var ama Etimesgut maçında sıkıntı çıkmıştı. Bir maçta böyle bir muhabbet olmuştu. İçeri asılamama gibi durum söz konusu olmuştu. Evet, ama Etimesgut maçı dışarıda şu an pankart. Tabii doğru, aynen. Şimdi hem pankartı görünce aklıma geldi. Yani hakikaten stadın dışı. Stadın dışına asılmıştı. Yani Sakaryaspor taraftarı burada bizler gerekeni yaptık derken aslında sadece bu sezonla has bir şey değil. Bu yıllardır olan durum. Ki böyle bir pandemi Eyüp de aynı şekilde dışarıda. Tabii aynen. Eyüp maçında bir sıkıntı olmuştu. Yani Sakaryaspor taraftarı gerekli desteği bu zamana kadar en fazla veren bu şehirdeki önemli kesimin temsilcileri zaten bildiğin gibi. Tatangaları zaten anlatmaya herhalde çok gerek yok. Hatta futbolcularımızın ve teknik direktörümüzün de belki herhalde hasret kalktıkları ve işlerinde burukluk yaşadıkları durum taraftarlarından böyle bir sezonda uzak kalmaktır. Çünkü çok güzel yani. Şöyle bir takıma gerçekten bu sene eğer şu pandemi süreci olmasaydı ve taraftarlı olsaydı, bunu biliyorsun daha önce de konuşmuştuk. Yani diyorum ya birçok futbolcunun bile herhalde sezon bittiğinde içinde ukde kalacaktır. Yani böyle bir taraftarın önünde oynayamamış olmak. Değil mi Mustafa abi sen? Aynen öyle. Yani şöyle bir takımın hakikaten bir de iyi gittiğini düşünerekten mesela şimdi Van maçı, Rövanş maçı, tam akşam maçı bizim çok sevdiğimiz saatler. Herhalde bir 30 bin kişi oynardık muhtemelen burada. Ama maalesef pandemi süreci olduğu için tabii taraftarımızdan biraz mahrum kalacağız ama yine de Sakaryaspor taraftarı takımlarının tribünde belki yanında olmasa bile o maneviyat, manevi desteklerini çok fazlasıyla hissettiriyorlar ki Sakaryaspor'un da yine bu playoff sürecinde hakikaten en önemli itici gücü olacaktır taraftarımız. İnşallah yani şu gördüğümüz tablonun karşılığı artık... Bir beste var ya. Size emanet kutsal formalar. Kesinlikle. Şu gördüğümüz tablonun da karşılığı hep bugüne kadar. Aynen öyle. Şu tablonun karşılığı da artık bir kupa yakışır yani bu taraftarın cefasına. Biraz sefayı da biz de görelim bu sene inşallah. İzleyenimize bir de şöyle bir soru sorayım. O da şu an bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Bunu Tatangalar sosyal medya hesabından mı hazırladı yoksa kendi mi hazırladı? Gerçekten güzel bir görsel. Resmi hesaplarında paylaşılır herhalde muhtemelen. Yani büyük çok güzel bir tasarım. Şimdi güzel düşünce. Yazar bana. Kesinlikle. Güzel düşünce. Bu emekleri olanından Allah razı olsun. Aynen. Şimdi senin Van Spor analizini bir alalım Mustafa abi. Sonrasında diğer maçları da artık konuşup süremizin sonuna geldik. Programımızı kapatacağız. Valla Van Spor kendi istidasında Sakaryaspor'un bana göre senden biraz daha böyle Van Spor'un oyun planı nasıl oynadığı hakkında hızlandırılır. Ama bir tüyo verelim en azından. Çünkü Eyüp Spor'a 1-0 yenildiği maçın 82. dakikasında kendi kalesine atıyor golü. Ve 5. sıraya düşüyor.
Yani burada ben... Biz de oynamak istediler. Niye abi? Bunu niye değerlendiriyorsun? Ben öyle... Bizi mi güçsüz gördüler? Ben tam tersi aslında güçlüyü yenip ben olsam, devam etmek. Aynen yani. Öyle. Ben olsam mesela, yine söylüyorum, Sakaryaspor'la eşleşmek istemezdim normalde. Bence de. Ama yani. Havaya da girmeyen bir Sakaryaspor'la oynamak... O da var. Oynamaktan daha ama da, şu damat baktığımız değil mi? Yani? Olabilir. Yani daha böyle dişine göre bir rakiple oynayıp eleyip daha moral ve motivasyon alıp da şimdi böyle bir rakibe karşı... Kadına yok, söylemiyorum değil tabii ki ama yani. Van'ın bir rüzgarı arkasına alması var. Camiola havaya girmesi var. Bir de Sakaryaspor Kulübü'nün tabii. Havaya girmesi ya var. Belki öyle düşündü. Yani bu strateji. Ya illaki. Bir taktik bir şey ya diyemem. Ancak Van Spor... Ben yine söylüyorum, ben kendi sahamızda, deplasmanlara da gittim ama kendi sahamızda oynayan rakiplerin içinde baktığın zaman kesinlikle panik yapmayan, stres yapmayan, heyecan yapmayan, böyle kavga etmeden sakin oynayan bir takım gördüm. O da var. Hatta hatırlayın 4. dakikada 1-0. Başın, ilk yarının başına onlar attık, evet. Yarının başında biz attık. Orada da özellikle defansın sağındaki oyuncu değiştikten sonra zaten sıkıntı yaşadılar. Mesela onların sol beki müthiş adam. Ben olsam sol kanattan ziyade işte sağ kanadı Barış. Müthiş bir oyuncu onların. Ben not almışım mesela. Yine 93 numarayla oynuyor. 19 numaralı Ömer santrofor. Çok gezen. Çok hareketli, kanatlara bile gidiyor ki yine not almışım, iki kanatta oynayan Sedat'la Burhan ters ayaklı. Yani en sıkıntılı şeydir. Bakın olur. Burhan, Sedat'ı hatırlayın, ters ayak ki normalde oyun bilgisi yani yine Sedat, söylüyorum. Sedat'ta bir tek şey bir sıkıntı var, bence çok çok ağır kalıyor. Çok hemen söyleyeyim, yürüyerek adam geçiyor. O da var ama yani birçok pozisyonda... Ve dikkat ben... edin tüm pozisyonlarda da bizde Muhammed Reis var, tabii orta saha ama onlarda da var. Bütün toplar ya bence ona gidiyor. Bizim Muhammed Reis bile ondan daha yani iyi. Burada yani burada... Sağdan orta açıp da kafa yediğimiz iki gol üst üste Van Spor maçıydı değil mi? Şey yok. Hayır hayır. İçerideki berabere kaldığımız. Değil. Biz i̇ki gol yiyip... Van'la bir kaldı. Bayburt maçını diyorsun galiba sen. İki tane orta doğru. Yandan Bayburt'a 2-1 yendiğimiz maç. Biz yani, bir berabere kaldık. Kalecileri fena değil. Artık verilere ulaşamıyorum. Veriler var ama. Karıştı. Bağlantılar kopuk. Bak aynı şey yani ben o kadar karıştırıyoruz ki artık. 38 hafta. Pazar maç, çarşamba maç. Yok maç fazla. Dediğim gibi bir çarşamba, bir pazar, bir çarşamba, pazar. Bir içeride bir dışarıda artık rakipler de birbirine girdi yani. Ben hayatımın atarını Eyüp Spor maçında deplasmandaki maçta yapıp da emniyete sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl izin veriyorsunuz diye yükseldim. Programdan çıktım, biri yazdı, abi dedi maç hafta içi, hafta sonu değil, sokağa çıkmak istemez yok. Ama hayatımın yükselişlerinden bir tanesidir. Abi o kadar abondene oluyoruz ki. Tabii. Ya şimdi bak, bana günü sor, Kastamonu maçının gününü hatırlamıyorum mesela. Ben hatırlıyorum. Cumartesi. Maç çok karışıyor. Bak şimdi, cumartesi... Yok bu aralar çok karıştı ya, bu geçti, sezon çok karıştı bak, hakikaten. Geçti, çarşamba. Kastamonu maçından önce çarşamba günü oynadık. Ya Mustafa abi gazete hazırlıyor. Sen yine isteyebilirsin. Eren kardeşim. Yani... Şimdi aklıma ne geldi? Biraz espri yapalım ama yaşanan olay bu. O sırada rica edelim. Futbolcunun röportajı var. Onları hazırlasın tamam. Arkadaşlar. Şimdi hatırlayın bizim eski, yani bizim annelerimiz. Benim annem de öyle derdi. Babamız yine daha sağlıklı o konularda genelde de. Annelerimize sorardık. Ne zaman doğdu? Ki doğuran anne çünkü. Güz doğmuştu evladım. Ne zaman doğdu? Kiraz vardı evladım. Ne bir tarih yok değil mi? Ne bir tarih yok. Bir belirsiz var. İnanın bana. Orak zamanıydı. Armut zamanıydı derken. Bizim maşallah yani... tam bir kıssadan hissiyi çıkartıyorum. Kırklareli tarih yok, kar yağıyordu. Aynen. Kastamonu. Kırklareli'de donduğun için çok iyi aklında kaldı. Aynen. Eyüp yasak vardı. Yasak vardı gidemedik. Doğru. Hani maçlar öyle var. Pankart alınmadı. Ama... Eti Mesut maçı. Eyüp bende yok. Ben Eyüp'e gidiyorum. Ya, dünyanın en gelişmiş bilgisayarını koysak, oraya veri yüklesek, almıyor kardeşim artık. Yani Avza doldu abi bu saatte. İnan doldu. Bir de birbirine girdi. Şeritler, renkler. Bu sene bir de son yıllarda olmadığı kadar yani, pandemi yüzünden ilk defa bu kadar çok hafta içi maç oynandı. Normalde en baba 3, hadi 4 maç oluyordu. Bu sene ligin... 4'ü görmedik hiç. Son 4 yıldır. Yani 3 veya 4 en fazla. Şu an en az herhalde 10 maç, 12 maç hafta içi oynadık, bir hafta sonra oynadık. Tabii. Yani o da çok karıştırdı kafayı. Ya biz yıllardır hep alıştık. Pazardan pazara. Sosyal hayatımı da etkiledi.
Çünkü ben işe girdiğimden beri benim rutinim şu şekildeydi. O ekstra olan hafta içi maçlarını saymıyorum. Cumartesi ya da pazar maç olup o haftayı kafamda kapatıyordum. Hani psikolojik evet, olarak. Nisan ilk haftası, Mayıs'ın ikinci plan haftası. Plan yapabiliyordun. Şu planım değil hani sosyal o anlamda olduğum tabii için değil. Hani hafta kapanıyordu, evet bu maç bitti. Şimdi antrenman, o bu şu falan bir rutin vardı kafamızda. İşte o rutin kapanmıştı. Rutin bozuldu. Mesela şimdi Kastamonu'ya gitmeden önce Turgutlu maçım vardı. Turgutlu maçı var. Deplasman Turgutlu sonra. Deplasman geldik dedim ki ya bugün canlı yayın da var. Rüstemir'e gitmeyeyim falan. Ya da direkt bu maçı söyleyeyim. Kastamonu'dan geldik. Gidecektik dün antrenmana. Ya dedim ki şey de var, program da var. Yapmayayım. Hıp dedim. Bugün takım gitti. Mesela hani bu konuda da kendimi planlayamıyorum. Çok karıştı her şey. Birbirine çok karıştı bir sezon. Arkadaşlar futbolcunun VTR'leri hazır mı? Hazırmış. Çok iyi. Bugün formumuzdayız. Futbolcular neler söylemiş? Bu VTR'yi bitirdikten sonra Mustafa abi ben yarım bırakmıştım. OneSpor değerlendirmesini yapacaktı. Soru topu sana atacağım Mesut. Buyurun. Birinci olarak bitirelim, şampiyon olalım ama yapacak bir şey yok. Bütün olumsuzlukları bıraktık kenara. Artık bu işin bir başka boyutuna odaklandık şu anda. Bu konuda Sakarya camiası da tecrübeli. Biz de tecrübeliyiz. Oyuncularımız da tecrübeli. Ve ilk maçımızı oynayacağız. Bizim 5 tane final maçımız var. Hep olaya öyle bakıyoruz. Bir tanesi çarşamba günü Allah izin verirse. Oradan avantajlı skorla dönmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Analizimizi yaptık. Nasıl oynayacağımızı, planımızı yaptık. Hazırız her şeyimizle. Gideceğiz. Sadece buradaki Sakarya taraflarından yanımıza olamayacaklar, onu biliyoruz. Herkesten dua bekliyoruz. Allah nasip ederse birazdan Van yolculuğumuz başlayacak. Playoff'un ilk aya. Yani öyle olacak, böyle olacaktan ziyade maç maç bakmayı biz tercih ediyoruz. İlk önce Van deplasmanı. Van'dan böyle iyi bir sonuçla dönebilirsek buraya Sakarya'ya. İlk etaptaki ilk ayağa geçmek istiyoruz. Ondan sonra kim gelir, nasıl olur, ondan sonra bakacağız. Yani maç maç, aynı lig usulü devam edeceğiz. Bu işte sonlandırmak istiyoruz. Zor bir maç olacak, kolay bir maç olmayacak. Playoff'un babası her zaman başka olmuştur. Hiç ummadığınız takım baş yarmıştır. Hep öyle olmuştur. Zor bir maç olacak. Allah inşallah kolaylaştırır, ne diyeyim. Ya benim ikinci senem burada. Gerçekten büyük bir camiadayız. Büyük bir takımda oynadığımızın farkındayız. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu şehrin de çok büyük bir özlemi var. Bizim de çok büyük bir özlemimiz var. Zor bir deplasmana gidiyoruz. OneSpor'la oynayacağız. Ama biz de Sakaryaspor'uz. Hiçbir zaman rakiplerin kim olduğuna bakmıyoruz. Sahada bizim neler yapabileceğimiz çok önemli. Takım olarak gerçekten son haftalarda da çok büyük bir ivme yakaladık. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Gerçekten şampiyonluğa odaklanmış bir şehir, şampiyonluğa odaklanmış bir takım, bir yönetim var. İnşallah oradan çok iyi bir sonuçla gelip Sakarya'da da alacağımız sonuçla beraber stadımızda bir üst tura geçmek istiyoruz. Tabii ki burada her zaman hedef şampiyonluktur. Biz de bu şampiyonluğu, bu kupayı bu şehre armağan etmek istiyoruz bu sene. Evet, bu futbolcularımızın düşünceleri yola çıkmadan önce buydu. TV 264 mikrofonlarına konuştular. Mustafa abi seni yarım bırakmıştım. Onu tamamlamanı rica edeyim. Vallahi yine söylüyorum, elenmeyecek bir takım değil. Yani öyle tabii ki topa sahip olarak oynamayı düşünen bir takım. Bakın söyleyeyim, dağınık bir takım değil. Kaynak, membağın kaynağı Sedat. Yine söylüyorum özellikle Serdar Hoca ekstra önlem alır mı sence? Ekstra önlem alınması gereken bir oyuncu mu? Ben dikkat edin de sizi sahada oynayacaksa Canberk özellikle içeri girecek şey Sedat girerek oynamayı seviyor çünkü. Önlem özel uyarıyla ancak yapılır. Çünkü artık adam adama savunma yok, alan savunması var. Oktay, onların Oktayları var, kalite adam. Dediğim gibi Ömer, santroforu adam. Yani dikkat edilmesi gereken ama elenmeyecek bir takım değil. Bu ligde çok şeyler olabilir. Playoff'ta çok sürprizler var. Mesela ben bakıyorum, biz bu grubun bana göre favorisi normalde Sakaryaspor. Bak, Sakaryaspor. Diğer grupta favori herkes, Türkiye'de kime sorsanız Hekimoğlu diyor, değil mi? Ama ben öyle düşünemiyorum mesela. Ben Kocaelispor diyorum abi. Bak sen Kocaelispor diyorsun. Sen Koca diyorum, olarak, kadro olarak. Sen bak, şey mi diyorsun abi? Ankara Demirspor diyorum. Sürpriz Ankara Demir diyorum.
Abi şimdi çok ilginç yani. Ankara Demir de buraları seven ve evet, harbi ummadık çok... taş diye tabir edilen yani. Taş. Aynen öyle. Şimdi ha, geçen bizim... sene kim söyleyecek bize Ankara Demir'e? Ankara Demir sadece bir yapar. Çok hakikaten mesela... acayip değişik bir takım yani. Tabii, tabii. Kime ne zaman nasıl bir çelme takacak belli olmuyor Ankara Demir Spor'un. Bir bakıyorsun 5'liyor. En bir çok bizim başımız arttı tabii. Tabii tabii. Neler yaptı bu sene? O Bülent Akan hocamızla. İnanın bana enteresan puan ortalaması bu sene bir kötü başladılar, bir toparlandılar. Bizim grubunda sürpriz takımı Kırklareli. Ne yapacağı yani, hiç belli olmuyor değil hiç, mi? Bak enteresan bir takım. Yani baktığın zaman takım üyeti yok. Bence Kırşehir, Kırklareli... Yani Sakaryaspor favori ama Kırklareli sürpriz. Ama Sakaryaspor, yine söylüyorum. Sakaryaspor, Van Spor'u geçerse... Bak finalden bile şey değilim yani, finale kupayı kaldıracağına alacağımız daha çok mi? Güveniyorum, inanıyorum. Doğru. Yani sorun bana göre bu. Yani ben ha, hocamız şehir dualarını eksik etmesin diyor. Espri katayım hocama buradan, hem selam diye gönderelim. Hem bu işler hocam duayla olsa Arabistan her sene dünya şey her dünya şampiyonunu alır gider. Türk kaldı ki kupa dua konusunda Sakarya'nın eline kimse su dökemez hiçbir şehir. Ama bizden tabii ki sinerji yaratmak güzel. Engel olmamak lazım. Moral vermek lazım. Biz moral veririz, destek veririz. Ama bütün iş artık futbolcum doğru söyledi. Hocamız da doğru söylemişti. Bundan sonrası artık hiç onlar da artık. Hiç kimse kusura bakmasın. Hakemler hata yapmazsa, futbolcular hata yapmazsa, en az hata yapan teknik adam, en az hata yapan takım bu turnuvayı götürür. Ya da Türkiye'de lobisi biraz daha güçlü biraz olanlar daha devreye girer mi? Onu bir şey diyemem. Evet, şimdi anketimizi son bir kez bakalım sonuçlara. Şampiyon olur %74, biraz gerilemiş ama ezici bir üstünlük. Final oynar %13, çeyrek finalde elenir %7, yarı finalde elenir %6 şeklinde olmuş. Yaklaşık 200 küsür oy kullanılmış burada. Yine gelen birçok da yorum var. Mesut, sana da şunu sorsam, diğer eşleşmeleri konuşmak gerekirse sen nasıl değerlendiriyorsun? Önce bizim grubumuzdaki Kırklareli Kırşehir müsabakasını rica edeyim senden. Sonra da Erzincan Hekimoğlu Trabzon. Bizim grupta aslında Mustafa abiye katılmadığım tek bir şey var. Ben burada bizi kenara koyarak söylüyorum. Benim aslında kendi adıma en çekindiğim, ya da çekindiğim demeyeyim de bir tık daha güçlü bulduğum takım. Ben Kırşehir Spor'un daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Van Spor ligdeki performansına da baktığın zaman aslında diğer rakiplerimize göre biraz daha kırılgan yapıya sahip bir takım. Hatta yani bence eğer şu lig 3-4 hafta daha olsaydı Van Spor'un playoff'a kalmama gibi bir durum da söz konusu olacaktı. Ligin ilk yarısında Van'da oynadığımız maçta aslında çok da kötü oynamadık. Tabii oyun üstünlüğü Van Spor'daydı. O sezon başındaki bizim takımımızın olduğu durumu da göz önüne getirirsek kötü bir durumdayken bile aslında kendi kalemize attığımız golle mağlup olmuştuk. Buradaki maçta da az çok hatırlarsak özellikle ikinci yarıdaki oyundan daha memnun olduğumuzu söylemiştik. Yani ben aslında tercihi Van Spor'un bir şekilde bizle eşleşmek istemeyeceğini düşünüyordum kendi adıma. Ama biraz tahminlerimizin dışında bir eşleşme oldu. Ben Sakaryaspor'un dediğim gibi en çok bu eleme turlarında bu grupta Kırşehir Belediye'nin zorlayacağını düşünüyordum kendi adıma. Yani Kırklareli Spor... Tehlikeli takım. Tehlikeli takım yani. Biraz daha Kırklareli, Van ve Kırşehir üçgenine baktığınız zaman bir tık daha, bir gömlek daha Kırşehir'in bize daha böyle biraz sıkıntı yaratabileceğini tahmin ediyordum ben bu grupta. Ki muhtemelen o eşleşmede ben bir şekilde Kırşehir'in Kırklareli ikili maçta üstünü kuracağını düşünüyorum. Sakaryaspor'un da ben bilmiyorum çok şey olmasın belki ama ben deplasmandan çarşamba günü avantajlı bir skorla döneceğimize de inanıyorum açıkçası. Yani Van Spor'a karşı kötü olduğumuz dönemlerde bile çok Mustafa Bey şu konuda katılıyorum doğru. Van Spor oyundan kolay kolay kopmayan disiplinli bir takım. İşte Sedat Cengiz var, Utku Şen gibi, yine Ömer Yıldız gibi 2-3 tane tehlikeli oyuncuları var. Ama Sakaryaspor'un son haftalardaki performansını da şu anki konumda göz önüne aldığımızda ben Van Spor karşısında ya çok rahat demeyeyim ama zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Hatta burada elimizde kaçan bir Van vardı. Kesinlikle. Yani ilk maçlarda ben illa galip geliriz demiyorum. Belki gollü beraberlik de olabilir veya bir tek farklı galibiyet de olabilir ama yani ben oradan güzel bir sonuçla biraz daha rahat geleceğimi düşünüyorum. Diğer eşleşmede de benim favorim Kırşehir dediğim gibi. Bak Reji sana bir soru sormuş. Sakarya Kocaeli, ya ben şöyle düşünüyorum. Çok telaffuz ediyorduk ama. Ben şeyde Kocaeli Spor. Bu kadar ciddiye binmemişti. Kocaeli Spor'un son haftalardaki durumuna baktığım zaman aslında Eren, yani Sakarya Spor'a çok benzer bir durumdalar. Hem şehir kenetlenmesi açısından hem de
nasıl biz Kocaeli Sakaryaspor olarak belli başlı topçularda bile diyoruz ya işte şu biraz daha düzelmeye başladı, şu oldu bu oldu. Yani Kocaeli Spor'da da o toparlanmanın olduğunu görüyorum ve ben aslında orada kritik nokta Kocaeli Ankara Demir eşleşmesi. Ki Ankara Demir'den her türlü sonucu bekliyorum açıkçası ama Kocaeli Spor'un Ankara Demir'i elemesi durumunda ki biliyorsun son dakika bir sürpriz oldu orada. Erzincan son maç Hekimoğlu Trabzon'u yenerek Sarıyer'i saf dışı bıraktı ki yani orada Erzincan Hekimoğlu maçından bile yani çok da herkes Hekimoğlu'nu biz de tabii favori olarak görüyorduk ya da çok orada da bir Batuhan Karadeniz var. İlk yani. Ekip olarak görüyorduk ama bence Erzincan Hekimoğlu eşleşmesi çok kritik. Yani orada bir sürpriz çıkıp Erzincan turu da atlayabilir. Ya yani ben öbür grupta sanki böyle %51 biraz daha Kocaeli Spor'un finale geleceğini düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Sakaryaspor'dan zaten herhangi bir şüphem yok. Yani sezon başında biraz makarayla karışık biz çıkamazsak da sıkıntı yok. Kocaeli fenomen arası falan diyorduk da hakikaten hiç yavaş yavaş ciddi olmamaya başladı. Aynen hakikaten yavaş yavaş ciddi anlamda iş oraya kadar geliyor. Ama tabii dedi Oğuz'un da açıklaması da söylediği gibi artık şimdiden çok direkt final bazlı konuşmak istemiyorum ama. Mesut Sakaryaspor Kocaeli Spor finali Atatürk stadında olsa seyirci Atatürk'e vermez evi. Atatürk stadı derken abi? Hayır. Ben niye soruyorum bunu ya? Olmayacak. Hangi Atatürk stadından bahsediyorsun? Biliyorum biliyorum. Kapasite olarak Türkiye'nin en... Ha olimpiyatta abi olmaz. Şampiyonluk finali var. Yani ya olsa, biliyorum. Olsa diyorum zaten. 40'ar bin versinler o zaman. Yok yok. 100 bin olsa bile dolar mı da olmaz dolar, mı? Dolar. Rahat dolar. Ama öyle bir maçta da şey... Dolar ama... Kim kazanır, kim kaybeder, hani futbolun adaleti belli olmaz ama dönüşün. O sıkıntı. Sıkıntı da birileri. Sıkıntı hep olur. Emniyete de sıkıntı. Abi yani biz kupayla ya Kocaeli'den geçeceğiz ya kupaya bakıp da Kocaeli'den geçeceğiz. İkisinden biri olacak yani şu platformda. Yani... Ama hala ben şeyden umutluyum ha. Onu da söyleyeyim. Ben federasyon her an iki finalisti birden hele Sakarya Kocaeli eşleşmesi olursa abi siz gelin biz 20 takıma tamamlayarız muhabbetinde ben hala bir şey bekliyorum. Yok oynatır ama. Oynatır sonra der. Ya abi ben, öyle olacaksa sıkıntı yok. Yenelim. Sana bir şey söyleyeyim. Onun eğer gelsin. Öyle bir planları varsa oynatmadan yaparlar. Bence de oynatmadan. Bence gerek yok abi. Yapmaz. Bir sıkıntı olur bence ya. Oynatmadan daha yapmaz. Etik olur. Oynatmadan yapmak ama yok, daha bence oynatmadan olur. Daha... Abi şöyle yapma, bir şey yapma. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hayır oraya gelen iki takım da kendi grubu yani zaten şampiyon tamamlayıp gelmiş. Oynatmaya gerek kalmadan ikisini de alabilirsin yani. Mesut kardeşim artık emniyet güçleri şey yönünden artık disiplini yönünden falan olaylara... Ben o anlamda yok yok o ayrı yani. Tabii ama şey onlar oynatır. Onlar oynanması şey olarak Mesut sıkıntı olmaz. Oynatır. Emniyet o adrenalini yaşatır herkese. Ha tabii. O olabilir tabii. O seyir zevkini tabii. Uzun şey demek istedim yani maç oynanır veya oynanmaz ayrı. Oynanır. Ama iki takım kaybeden takımlar için yani iki finale kalan iki takım da alınacak. Kocaeli deplasmanı çok güzel oluyor ya. Mesut oynanır. Üstteki takımları da sayarsak daha çok güzel deplasmanlar var. Kural değişecekse oyun bittikten sonra kural değişir. Olabilir oyun abi. Bitmeden değişmez. Dere değişirken yani çünkü 20 takıma dere geçirirken at değiştirmez. 20 diyorsun. Takıma tamamlanacakmış gibi düşünüyorum. Belli de olmaz tabii federasyon ne ama. Dedim ben? Yukarıdaki rakipleri sensin böyle en yani şu an Samsun ya da Altay kalacak. Samsun Altay kalacak. Bursa var, Erzurum geldi. Kocaeli ikimiz çıktığını düşün. Daha bunun şeyi var. Manisa FK'sı var. Adana Spor. Adana Spor var. Bir Adana çıktı ama bir Adana orada. Denizli geldi. Belki ya Kayseri ya Ankara Gücü gelecek. Ankara Gücü gelmesin istiyorum yok ama. Yok hani bir ihtimal şu puan durumuna göre konuşuyorum. Artık abi zaten şu an bir şey yok yani. Süper Lig tecrübesi olmayan, şehir kulübü olmayan takım yok. Yok. Yani. Üç büyükleri kenara koyun neredeyse hepsi şeyde. Etebilecek de yani baktığın zaman. Bir şey sayın düştü. Düşmeseydi o da olsaydı ne o Eskişehir Spor. Eskişehir. Bir o eksik yani. Osmanlı. Kim, ya o ya Osmanlı. Osmanlı. Şey olarak söylemiyoruz onu. Yok yok taraftar bazında konuşuyoruz. Taraftar yani, rekabet yani, anlamında. Süper Lig tecrübesi olarak söylüyorum. Yok, süper Lig. Hepsi zaten Süper Lig klasmanında. Yani şu an dediğim gibi. Muhabbet güzel bugün uzadı gitti. Evet. İnşallah finalde bunu daha üzerinde konuşuruz. Yine bir kez hatırlatmamızı yapalım sevgili TV 264 izleyenleri. Çünkü bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Maç günü çarşamba günü Serhat Yılmaz ve Aziz Güvener stüdyomuzdan canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Maç değerlendirmesinde bulunacak. Maç biter bitmez. Biz de Van'da stadyumda canlı bağlantılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Oradaki canlı röportajlarımızla sizlere havayı aktaracağız. Bayramını kutlayalım mı taraf izleyicilerimiz? Abi siz dilerseniz kutlayın. Yani çünkü haftaya buluşacağız. Hafta. Yani bizim program günü de değişebilir çünkü pazar günü maç var. Zannedersem sıcağı sıcağına da zor olabilir. Ya onun biraz planlaması yapacağız. Şu an evet. Hani mental anlamda da bir dinlenmeye ihtiyacımız tamam. Var. Mustafa abi sen
Bir... Valla tüm Türk ve İslam aleminin gerçekten bu mübarek Ramazan geldi, geçti, bitiyor. Her yıl olduğu gibi. Ben Canıgöl'den kutluyorum. Seneye kavuşmak üzere. İnşallah, inşallah abi. Mesut. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah Sakaryaspor'un bayramıyla beraber bu şehir için çifte bayramı yaşarız. Bayram bizim için son yılların en güzel bayramı olur diye tamamlayalım. O zaman biz de TV264 ailesi olarak önceden yine kutlayalım. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Çarşamba günü Sakaryaspor için bir kez daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.